Sayın Rektörüm, üniversitemizin çok değerli akademisyenleri, Nuzan Koordinatörlüğü'nde yürütülen eğiticilerin eğitim seminerlerinin üçüncüsünde bu akşam Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Hasan Eşici hocamızı ağırlayacağız. Pandemi sürecinde üniversite öğrencilerin kariyer özellikleri, destekler, engeller, ihtiyaçlar konusunda bize katkı sağlayacak olan Sayın Eşici, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde yüksek lisans eğitimini, 2014 yılında Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde de doktora derecesini almıştır. Hocamız ulusal ve uluslararası makaleler ve bildiri çalışmalarının yanı sıra çok sayıda araştırma ve uygulama projesinde görev almaktadır. Hocamız evli ve 3 çocuk babasıdır. Hocamızı sunumlarını yapmak üzere sisteme davet ediyorum. Merhabalar Gökçe Hocam. Merhabalar değerli hocalarım. İyi akşamlar Sesim hocam. Geliyor değil mi? Evet hocam. İyi akşamlar. Geliyor. Merhaba. Evet, öncelikle bana böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli hocalarımızla, kıymetli akademisyenlerimizle bir arada olmak, onların deneyimleriyle beraber süreci birlikte interaktif olarak yürütmek çok keyifli olacak. Daha önceki iki oturumu izledim. Mustafa Öztürk hocam ve Sedat hocamı. Gerçekten ben de böyle bir sizin sayenizde kişisel gelişimim ve akademik gelişimime katkı sağlıyorum. Nevşehir Üniversitesi'ne de Sayın Rektörümüze de bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizi reddetmediğiniz için, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz yayınımıza hocam. Ben şimdi sözü size bırakıyorum. Sonrasında eğer siz de uygun görürseniz soru cevap etkinliğinde yine birlikte olacağız. Tabii ki. Çok teşekkür ederim Gökçe Hocam. Ben de tabii Sedat Hocam'ı dinlerken şimdi konferansın sonunda anlatacağımız yere geldik demişti. Ben hemen anlatacağımız yere en başta gireyim. Sonra konu açıldıkça zaten sorularla da detaylı bir şey yaparız. Şimdi ben Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde çalışıyorum. Bizim yüksek lisans programımız 3 ana kol olarak devam ediyor. Birincisi aile danışmanlığı, aile psikolojik danışmanlığı. İkincisi okul danışmanlığı. Üçüncüsü kariyer danışmanlığı olarak. Tabii 3 ayrı programımız yok ama biz aldığımız öğrencileri tercih ettikleri programlarda uzmanlaştırıyoruz. Ben de kariyer danışmanlığı konusundaki bölümde yüksek lisans programını yürütmeye çalışıyorum. Ve öğrencilerimizle beraber kariyer danışmanlığı alanında lisansüstü eğitimlere devam etmeye çalışıyoruz. Doktora programımız da var aynı şekilde. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. İşte ÜTAK projeleri yapıyoruz vesaire. Biraz bu kariyer danışmanlığı üzerine kafa yormaya çalışıyorum. Daha önce TÜBİTAK projesinde de yer aldım yine kariyerle ilgili. Pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin kariyer özellikleri, destekler, engeller ve ihtiyaçlar aslında şöyle başladı bu konuda çalışmaya başlamamızı biraz anlatayım. Şu anda onlar da bizi izliyorlar. 6 tane yüksek lisans öğrencimiz var. Kariyer danışmanlığı güncel konular dersimiz var. Kariyer danışmanlığı alanında güncel konular. Tabii pandemi süreci başlayınca biz normalde başka bir proje üzerinde çalışıyorduk birlikte. 3 tane ayrı araştırma başlatmıştık ve o araştırmaları yaparken bir taraftan da proje odaklı bir eğitim süreci izliyorduk. Pandemi süreci çıkınca hemen arkadaşlarla bir online toplantı yaptık. Dedik ki biz güncel konular dersi alıyoruz. İsterseniz gelin bu konuda bir araştırma yapalım. Üniversite öğrencilerinin kariyer özellikleri pandemi sürecinde nasıl etkilendi? Onlar da tabii ki olur hocam dediler. Ve biz 3 arkadaşımızla beraber üniversite öğrencileri üzerindeki kariyer özelliklerini 3 arkadaşımızla beraber de öğretmenlerin, milli eğitimde görevli öğretmenlerin kariyer ihtiyaçları üzerinde çalışmaları hemen başladık pandemi sürecinde. Çünkü
Uzaktan eğitim süreci başladı. İşte içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin psikolojik etkileri var, ekonomik etkileri var, sosyal etkileri var. Her birey, tabii üniversite hocaları da, öğrencileri de, toplumdaki her birey, hatta dünyadaki her birey bu süreçten etkilendi. Bu sürecin etkileri arasında tabii ki travmatik etkileri var. Psikolojik anlamda zorluk yaşamayla ilgili sorunlar var. Aile özelliklerimiz etkilendi, eğitim süreçlerimiz etkilendi ama bir de piyasa ve o piyasaya ve bizim geleceğe hazırladığımız öğrencilerin kariyer özellikleri de bu durumdan ne kadar etkilendi diye araştırmak istedik ve biraz hem bu işin teorik kısmını hem de biraz da araştırma sonuçları ile ilgili kısmı sizinle paylaşmak istiyorum. Heyecanımı mazur görün çünkü hakikaten hem bir ekran karşısında hem de Türkiye'nin böyle Güzide Üniversitesi'nde farklı bölümlerde görev yapan yaklaşık 130-150 arasında değişen hocamıza buradan sesleniyorum. Dolayısıyla bu kolay bir iş değil ama biliyorum ki hocalarımız da bir sürü sunumlarda, bir sürü buna benzer heyecanı yaşayan genç akademisyenlere anlayışla yaklaşmışlardır. Şimdi tabii bu işin bir teorik kısmı var. Sosyal bilişsel kariyer kuramı. Bu kurama göre, tabii bu kuram ortaya çıkmadan önce var olan kuramlar daha çok insanların, bireylerin değişmeyen özellikleri üzerinde duruyorlardı. Kişilik özellikleri gibi. Ondan sonra bir takım tipolojik özellikleri gibi. Mesela Hollanda'nın tipolojik kuramı var. İşte ona göre biz 6 tipolojik özelliğe sahibiz insanlar olarak ve her birey bu tiplerden birine girer ve bu tiplere uygun mesleklere gider gibi bir anlayış vardı. Bunlardan birisi işte sanatçı, birisi araştırmacı, birisi gerçekçi, birisi geleneksel, birisi girişimci tip olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri de sosyal tip. Ondan önce de yine insanların bir takım değişmeyen özellikleri, kişilik özellikleri keşfedilip mesleklere yönlendiriliyordu. Ama sosyal bilişsel kariyer kuramıyla beraber daha çok insanların ve çevrenin özelliklerinin değiştiği, dinamik olduğu ve tabii değişmeyen özelliklerimiz var ama bunun yanında değişen özelliklerin de olduğu ön plana çıktı ve bu değişim dinamik bir süreç olarak karşımıza çıkıyor diye söylenmeye başladı. Dolayısıyla insan kariyerinin hem öznesi hem de biçimlendiricisidir anlayışı yer almaya başladı. Şimdi hepimizin bildiği Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir kitabı var. Belki onu okurken hepimiz farklı özelliklerine bakıyoruz ama işte kimimiz edebi özelliklerine bakarız, kimimiz estetik özelliklerine bakarız. Ben de o kitabı okurken özellikle Erzurum'u anlatırken hikaye çok dikkatimi çekti hakikaten. Erzurum ticaret olarak bulunduğu konum itibariyle ve şehrin fırsatları olarak çok zengin bir geçmişi olan bir şehir. Özellikle ticaret yolu üzerinde olduğu için kervanların durduğu, kervanların hayvanlarının ve kervancıların ihtiyaçlarının karşılandığı bir şehir ve çok canlı bir ekonomisi var. Ta ki kamyon icat edilene kadar. Kamyon icat edilince artık kervanlar Erzurum'a gelmez. Kervancılar o şehirde konaklamaz. Dolayısıyla hayvanları da zaten yok. Hayvanların ihtiyacını gideren meslekler yavaş yavaş artık geleneksel meslekler arasında yer almaya başlar. Şimdi bir takım değişimler, bir takım dönüşümler, bir takım süreçler var olan yapıları maalesef tehdit ediyor. Yani dünya sürekli statik bir şekilde kalmıyor. Ne piyasa, ne diğer sektörler var oldukları yapılarını koruyamıyorlar. Tabii korumak için hepimiz büyük bir direnç gösteriyoruz. İşte biz üniversite hocası olarak uzaktan eğitim süreçlerine yabancı olduğumuzu, işte bunu kolay yapamayacağımızı, işte bizim mesleğimizin aslında uzaktan eğitime çok uygun olmadığını, yüz yüze yapılması gerektiğini vesaire bizler nasıl söylüyorsak, bütün meslek erbapları, bütün meslek
uygulayıcıları aynı direnci, aynı değişime karşı tepkiyi gösterebiliyorlar. Tabii piyasada, yani böyle çok kapitalist gibi konuşuyor algılanmasını da istemem ama yani piyasa hepimizi istediği gibi dönüştüremesin tabii ki. Ama biz piyasanın bu değişim, bu dönüşümüne ayak uyduracak ve mesleki değerlerimizle, insani değerlerimizle, kültürel değerlerimizle bu değişim dönüşüm sürecini de yönetebilecek güce erişelim istiyoruz. Dolayısıyla bu değişim dönüşümü güçlü bir şekilde ortaya koymak için bir kere bunu çok iyi okumak lazım. Piyasada ne oluyor? Toplumda ne oluyor? Ne dönüşüyor? Dolayısıyla biz dönüşümü ve değişimi doğru bir şekilde tarif edebilirsek o zaman oradaki kariyer ihtiyaçlarını, o zaman oradaki toplumun ve bireyin ihtiyaçlarını çok daha gerçekçi bir şekilde ortaya koyabiliriz. Şu anda COVID-19'la beraber dünya ciddi bir krizle karşı karşıya. Bunu artık hepimiz aylardır yaşayarak gördük. Sokağa çıkamıyoruz, işte alışverişe gidemiyoruz. Birçok alışkanlıklarımızı terk ediyor. Onun yerine yeni alışkanlıklar, yeni rutinler koymaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken aynı zamanda da işimizle ilgili rutinleri de değiştirmeye çalışıyoruz ki topluma daha faydalı bir birey olalım. Yaptığımız işi layıkıyla yapalım. Ben de uzaktan eğitim sürecini yaşadım bir akademisyen olarak. Ben de öğrencilerimle mail, telefon, WhatsApp grupları veya işte sizin uzaktan eğitim sisteminiz gibi bizim de Adobe Connect sistemimiz var. Oradan öğrencilerin bu süreçlere intibakını kolaylaştırmak için bir şeyler yapmaya çalıştım. Ve yüksek lisans öğrencilerimizle de bunun da aynı zamanda bir araştırmasını da ortaya koyduk. Şimdi bu sosyal bilişsel kariyer kuramına göre iki düzeyli bir analiz yapabiliriz. Yani yapılmış zaten. Birinci düzey daha çok kişiyle ilgili. Özellikle kişinin düşünce yapısı ve bilişsel yapısıyla ilgili özellikler ortaya konulmuş. İkincisi de çevresel faktörlerle ilgili ve yani birey ve çevre arasında bir etkileşim var. Bu etkileşimle beraber hem bireyin yapısında değişimler oluyor hem çevrede bir takım değişimler meydana geliyor. Bireyle ilgili olanlarda birinci düzeyde yetkinlik beklentisi, sonuç beklentisi ve kişisel hedefler yer alıyor. Bunlar tabii böyle çok ilgisi olmayan için uzak kavramlar olarak geliyor ama neden bunları anlatıyorum? Birazdan daha net ortaya çıkacak. Çünkü bir bireyi ilgilendiren faktör var kariyer gelişimiyle ilgili. Bir de çevresel faktörler var. Bireyin özellikleriyle çevrenin özellikleri sürekli dinamik bir şekilde etkileşim halinde. Birey çevreyi, çevre bireyi etkiliyor. Dolayısıyla biz bireyin özelliklerini ve çevrenin özelliklerini bilmek bu bu etkileşimin içerisinde benim hem kendi kariyerimi yönetirken bir birey olarak neler yapmam gerektiğini hem de üniversite eğitimi sürecinde biz çocuklarımızın, öğrencilerimizin akademik ihtiyaçlarını giderirken aynı zamanda onların kişisel, sosyal ve mesleki ve kariyer gelişim ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Bunu biraz daha bilinçli, biraz daha sağlıklı, biraz daha öğrencinin de ihtiyaçlarına, onun için nasıl kariyer desteği olabileceğimizle ilgili fikirleri oluşturma noktasında ve en azından onun için engel oluşturmamak için neler yapabileceğimiz konusunda fikirleri ortaya koymak için bu teorik zemini biraz irdelemek istiyorum müsaadeniz olursa. Şimdi bizim tabii karşılıklı üçlü dediğimiz Bandura'nın bir özellik var. Birincisi kişisel özelliklerimiz. Yani bireysel özelliklerimiz. İkincisi çevresel etkenler. Üçüncüsü de davranışlarımız. Diyor ki Bandura, biz davranış yaparız. Davranışımızla çevreyi değiştiririz. Değiştirdiğimiz çevre bizim kişisel özelliklerimizde bir takım değişimleri meydana getirir ve yeniden davranışı ortaya koyarız. Dolayısıyla bu bu süreç birbiriyle karşılıklı bir şekilde etkileşim halinde devam eder. Diyor ki Bandura yine, daha doğrusu sosyal bilişsel kariyer teorisindekiler,
Bandura demeyeyim, Lent ve arkadaşları. İnsanlar potansiyel olarak öz düzenleme kapasiteleriyle hem çevrelerinin bir ürünü hem de üreticisidir. Şehir doğal bir yapı değil mesela, değil mi? İnsan olarak bizler bu şehri inşa ettik. Bu şehrin içinde yaşıyoruz. Bu şehrin içindeyken davranışlarımız değişiyor. Yani davranışımızla doğayı şehire dönüştürdük. Şehir bize bir takım kültürel, kişisel değerler kazandırdı veya bazılarını götürdü ve ne oldu? Biz çevreyi, çevre bizi, davranışlarımızı değiştirir olduk. Dolayısıyla biz hem bir çevrenin üreticisi hem de ürünüyüz aslında. Böyle bir karşılıklı belirleyicilik söz konusu. O zaman şu andaki eğitim öğretim süreçlerinde uzaktan eğitim çevresel bir değişim oldu. Bakın bir insan işte yarasadan bir virüs kaptı. O virüs dünyaya yayıldı. Onun davranışı çevreyi değiştirdi. Çevre değişince bizler değiştik. Şimdi bizim davranışlarımız değişti. Normalde eve ilk geldiğimizde yaptığımız şey çocuklarımıza, işte sevdiklerimize belki sarılmaktı ama şu anda yaptığımız ilk şey benden uzak dur. Önce bir hijyen önlemlerimizi alıyoruz, değil mi? 15-20 dakika, yarım saat neyse temizliğimizi yapıyoruz ve ondan sonra çocuklarımıza ancak yaklaşıyoruz ve belki de işte büyüklerimize yaklaşmıyoruz risk oluşturmamak için. Ne yapıyoruz? Bakın davranışımızla çevreyi değiştiriyoruz. Yani bizim bu davranışlarımız aileyi değiştiriyor. Aile özellikleri bizim kişisel özelliklerimizi değiştiriyor. Özlediğimiz şeyler değişti, değer verdiğimiz şeyler değişti. Dolayısıyla aynı şekilde bütün öğrencilerimiz bu dönemde kariyer süreçleriyle ilgili de ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşıyorlar. Hele 4. sınıflar, KPSS ne zaman olacak? Yurt dışı eğitim süreçlerini nasıl yapacaklar? Lisansüstü eğitim başvurularından tutun da işte girerse kazanırsa ne yapacak? İş başvuruları yapabilecek mi? Ekonomik daralma nelere sebep olacak? Acaba yeni iş alımları olacak mı? İşten çıkarmalar, dükkanlar kapanıyor işte. Piyasada belki girişimcilik yapmak isteyen bir arkadaşımız şimdi ofis açmak yerine başka şeyler düşünüyor. Keşke biraz daha işte dijital becerilerimi arttırsaydım, işimi belki dijital ortamda daha kolay bir şekilde yapabilirim diyorlar. Bilmiyoruz. Şu anda onların acaba neleri ihtiyaç olarak gördüklerini ve biz onların ihtiyaçlarını giderecek kurumsal ve bireysel hoca anlamında ne tür destekleri sunduğumuzu aslında sorgulamamız gerekiyor. Bizim yani Türkiye'deki 7 milyon 600 bin öğrencinin birçoğunun belki de ortak amacı ve kısa vadede hedefi derslerini bir an önce başarılı şekilde geçip üniversiteye dönebilmek veya işte mezuniyetini tamamlayıp bir an önce iş piyasasına girebilmek. Ama acaba işler gerçekten böyle normal bir şekilde ilerleyebilecek mi? Ve biz üniversite olarak toplumun önünde bilimsel bilgiyle beraber bu daralmayla meydana gelecek etkileri acaba minimize edebiliyor muyuz? Burada bize çok iş düşüyor. Yani biz burada birey için yani üniversite öğrencisi için çevreyiz. Biz onun çevresel koşulları içerisinde yer alıyoruz. Dolayısıyla nasıl ki davranış çevreyi, çevre bireyi etkiliyorsa biz de aslında öğrenciyle kurduğumuz etkileşim ve iletişimde onun bireysel özelliklerini etkiliyoruz. Dolayısıyla da davranışlarını etkiliyoruz. Nasıl ki o bize bir mail yazdığında veya bir aradığında bir şey sorduğunda biz ona karşı olumlu veya olumsuz tutumumuzla beraber onun bireysel özelliklerinde de davranışında da değişime sebep olabiliyoruz. Şimdi ilk başta söylediğim birinci düzey bilişsel özellikler 3 taneydi. Yetkinlik beklentisi, sonuç beklentisi, kişisel hedefler. Biraz bunları böyle açmakta fayda var. Çünkü biz hoca olarak öğrencilerle ilgili genelde yüklemelerimiz, atıflarımız veya öğrenciye dönük tutumumuz şöyle. Ya öğrenci işte görevini yerine getirmedi. İşte daha çok anlayış bekliyor. Daha az performans görevi vermemizi istiyor. İşte daha kolay geçmek istiyor. Hayat o kadar kolay değil. Yani biz hep onların kişisel özelliklerine yüklemeler yapıyoruz. Yani biz derken ben kişisel anlamda, bireysel anlamda söylemiyorum ama
Genel manada ortamda yaşadığımız şeyler bunlar üniversite ortamında. Genelde üniversite öğrencileriyle ilgili yüklemelerimiz onların işte zorluklardan daha çok kaçmaya meyilli oldukları gibi bir takım özellikler. Negatif ve bireysel şeylerine yani onların çevresel özellikleriyle ilgili yani çocukların şuna ihtiyacı var, buna ihtiyacı var, şunu yapsak şöyle olur, böyle olur demiyoruz. Daha çok içsel, bilişsel, bireysel özelliklerine yükleme yapıyoruz. Onlar da onlara sorduğumuzda da daha çok dışsal özellikler, ya şu olsaydı şunu yapardım, bu olsaydı bunu yapardım gibi daha çok dışarıda olmayan çevresel faktörlere yükleme yapıyorlar. Bu da gayet doğal insan olmamızın sebebi psikolojik anlamda bireyin kendini görmekte zorlanması, kendi eksikliklerini görmekte zorlanması. Kişisel anlamda benliğin böyle bir kendini koruma mekanizması da var. Yetkinlik beklentisi dediğimiz şey bireyin bir çalışmayı yapabileceğine olan inancı. Bakın yapabilir, yani yapabilme yeteneği demiyorum. Bireyin yetkinlik beklentisi bir konuda bir şeyi yapabileceğine olan inancıdır. Hepimiz hemen hemen benzer fizyolojik ve bilişsel veya biyolojik donanımla dünyaya geliyoruz. Ama mesela işte mutfakta yemek yapma konusunda erkeklerin yetkinlik beklentisi daha düşükken, işte araç kullanma konusunda kadınların yetkinlik beklentisi daha düşüktür. Bunlar yapılan çalışmalarla da ortaya konmuş. Bizim bir şeyi yapabileceğimize olan inancımız, mesela okullarda öğrencilerin matematik yetkinlik beklentisi düşük olabiliyor. Niye? Ben matematik yapabileceğime inanmıyorum. Niye? Çünkü kimse yapamamış, ben de yapamam. Zaten matematik en son en zor ders, herkes böyle söylüyor. Bu bizim matematik yapma kapasitemiz, yeteneğimiz, becerimizle ilgili bir şey değil aslında. Doğrudan onu yapıp yapamayacağımıza olan inancımızla ilgili bir şey. Yetkinlik beklentisi bir inanç. Üniversite öğrencisi olalım, yetişkin olalım veya herhangi bir düzeyde öğrenci olalım. Hepimizin bir farklı konularda yetkinlik beklentilerimiz vardır. Şimdi diyor ki teoride öz saygı gibi daha global, daha bireyin bütününü ilgilendiren bir takım psikolojik özellikler vardır. Öz saygı genel bir şeydir. Ama yetkinlik beklentisi daha küçük. İşte matematik dersine olan yetkinlik beklentisi, işte araba kullanmaya olan yetkinlik beklentisi, şiir yazmaya olan yetkinlik beklentisi gibi. Yetkinlik beklentimiz bizim bir görev, bir performansı yapabileceğimiz olan bir spesifik anlamda inancımız olarak karşımıza çıkıyor. Yetkinlik beklentimizi ne belirliyor? Daha önce bizim başarılı ya da başarısız performanslar sergilememiz çok önemli. İlkokuldayken ben matematiği yapmıştım. Üniversitede de yapabilirim. O zaman da zorlanmıştım ama çalışmıştım, yapmıştım. Ya da ya ben ne kadar çalışırsam çalışayım daha önce bu derslerden başarı elde edemedim. Yine yapamam. Yani daha önce bireyin kendi yaptığı performanslarda gösterdiği başarı veya başarısızlık, yani bireyin kendi başarısı veya başarısızlığı yetkinlik beklentisini etkiliyor. Geçmiş deneyimleri olumluysa yetkinlik beklentisi, yani yapabileceğine olan inancı yükseliyor. Dolaylı öğrenme ve örnek alma, başkalarına bakıyor. Onlar yapabildi mi? Benden önceki sınıftakiler yapabildiler mi? Benden önce mezun olanlar yapabildiler mi? Benden önce yurt dışına eğitime gidenler yapabildiler mi? Onlara bakıyor. Onlardan elde edilen deneyimleri elde ediyor. Yani ben de mesela akademik kariyer yapıyorum. İşte acaba uluslararası yayın yapabilir miyim? Yani hakikaten yüksek lisansa başladığımda yani tamam bazı şeyler yapabilirim ama işte yani dünyanın iyi dergilerinde yayın yapabilir miyim? Ya yapamazsam ne olur? Değil mi? Bakıyorum ya burada işte hocalar var. Gazi'de tabii yüksek lisans doktoramı yaparken bir koridorda 100 tane hocayla çalışıyorduk. Bir bölümde 100'den fazla hocamız vardı. Yani işte dünyaca ünlü yayınlar yapan hocalarımız var. İşte Şener Büyüköztürk var. Necati Cemaloğlu var, işte Servet Özdemir var, Ziya Selçuk var şimdi bakanımız.
Hocalarımız ya onlar yapmışlar. Ben de onlar gibi olabilirim belki. Çalışırsam işte onlardan bir şeyler öğrenirsem falan. Ne yapıyoruz? Bakın örnek alıyoruz. Dolaylı bir şekilde yapabileceğimiz o inancımız artıyor. Sonra yıllar geçince işte çalıştıkça oluyor. Bir diğeri yetkinlik beklentisini artıran şeylerden bir diğeri sosyal ikna. Yani ben kara kara düşünüp ya ben bunu yapamam herhalde dediğimde bir hocanın, bir arkadaşın, bir aile yakınının sen bunu yapabilirsin. Bak biz de işte şu zamanda şöyle olmuştu. Bu zorlukları şöyle atlattık, böyle atlattık. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor diye teşvik edilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi biz öğrencilerimizin sadece geçmiş yaşantılarından, başarılı veya başarısız geçmiş yaşantılarından yetkinlik beklentilerinin yükselmesini beklersek çok bekleriz. Bakın ben öğrencilerimden her dönemin sonunda bazı derslerden yansıtma yazıları alırım. Birer sayfa yazarlar dersle ilgili veya okudukları şeyle ilgili, kendilerine ne değiştiğiyle ilgili. Ve şunu gördüm, şunu gördüm üniversite öğrencilerinde özellikle. Kendilerine olan inançları o kadar düşük ki çünkü eğitim öğretim sürecimizde kültürel aile ilişkilerimizde kültürel ortamımızda sosyal çevremizde bizim maalesef böyle bir cesaretlendirme ve teşvik etme sistemimiz yok. Ve güçlü ailelerin de aslında özelliklerinden biridir. Yani aile danışmanlığı konusunda çalışma arkadaşlar bilecekler. Aile içinde bireylerin birbirini cesaretlendirmesi, teşvik etmesi çok önemlidir. Eğitim ortamında eğiticinin, öğreticinin, öğretmenin öğrencilerine destek olması, teşvik etmesi çok önemlidir. Hatta tabii Sayın Rektörümüzün sayesinde, Semih Aktekin Hocamın sayesinde biz de Mustafa Hocam, Sedat Hocamlarla beraber kapsayıcı eğitim süreçlerinde yıllarca çalıştık. Aslında biraz burada anlattığımız şeyler bu manada da kapsayıcı eğitimin de bir örtük olarak bir parçası. Çünkü kapsayıcı eğitim benim kariyer gelişimimde çok önemli bir kilometre taşı. Bu arada da böyle bir hem es vermiş olalım. Kapsayıcı eğitim sürecinde öğretmenlerin sahip olması gereken özelliklerden birisi olarak da öğrencilerinden yüksek düzeyde beklentiye sahip olmak yatıyor. O beklentiyi oluşturduğumuzda onu cesaretlendirmemiz, yapabileceğine olan inancını arttırmamız gerekiyor. Yani yetkinlik beklentisini yükseltmemiz gerekiyor. Eğer yetkinlik beklentisi düşükse harekete geçmiyor birey. Bireyi harekete geçirecek şeylerden birisi bunu oluşturmak. Tabii kapsayıcı eğitimle biz Türkiye'de yaklaşık 200 bin öğretmene ulaştık. Ama kapsayıcı eğitim sürecinde ben bir gün şunu ifade etmiştim. Mustafa Öztürk hocam bizim koordinatörümüzdü. Yani siz burada 200 bin öğretmen yetiştiriyorsunuz ama bunun yanında yüzlerce akademisyeni de örtük olarak yetiştiriyorsunuz. Hakikaten ben burada öğrendiğim şeyleri meslek hayatımda da kullanmaya çalışıyorum. Kapsayıcı eğitim sürecindeki üniversiteniz yani Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak da böyle bir yolda olduğunuzu hissediyorum dışarıdan da izleyen birisi olarak ve çok güzel gelişmelerin yakında olacağını düşünüyorum. Biz de Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde böyle bir aile oldu. İşte yaklaşık 50 tane öğretim üyesiyle beraber çalışıyoruz eğitim fakültesinde. Ama mesela geçen COVID ile ilgili proje başvurusu yapıldı. Biz sadece fakülte olarak 3 tane proje geçirdik ve üniversiteden 3 projeyle beraber 100 proje kabul edildi COVID'de. 3'ü bizim üniversitemizden. Çok küçük gruplarla çalışıyoruz ama çok dinamik bir yapıdayız. Niye? Çünkü birbirimize örnek alıyoruz. Daha önce deneyimi olan hocalarımız, Şener Büyük Öztürk, Yaşar Özbay gibi hocalarımız liderlik ediyorlar. Bize kendi deneyimlerini anlatıyorlar, bizi projelerin içine dahil ediyorlar. Ve daha önce onların deneyimleri, işte bizim proje deneyimlerimiz birleştiğinde birbirimizi cesaretlendiriyoruz, teşvik ediyoruz. Yani bu sadece üniversite öğrencisi bağlamında değil yani. Bunu biz kendi içimizde de yetkinlik beklentilerimizi yükseltebilir miyiz? Yani bizim üniversitemizden yarın değil, bir sene sonra değil ama 10 yıl sonra dünyanın en iyi bilim adamları çıkabilir. En iyi yayınlarını, en güçlü dergilerde yayınlarını yapabilecek akademisyenleri çıkarabiliriz. Bunun için hedef koyup küçük küçük gittiğimizde ve
Birbirimizin de yetkinlik beklentisini de yükselterek, inancını yükselterek gittiğimizde daha güzel olacak. Bunlardan birisi de işte sosyal ikna, yani cesaretlendirme ve teşvik etme. Bunu çok önemsiyorum ve tekrar ediyorum, üniversite öğrencilerinde gördüğüm şeylerden birisi kendine olan inancını maalesef inşa edemiyor ve kendine inanamıyor, kendini ikna edemiyor yapabileceğine doğru ilişkin. Yaptığım yine küçük bir uygulamayla örnek vereyim. Ben kariyer merkezi müdürlüğü de yaptım Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde. Sonra arkadaşlara devrettim 4 yıl. Şu anda da normal üniversiteye kayıt yaptıran PDR bölümünde hocayım. Her öğrenci bir akademik danışman atanır, ders seçiminde vesaire yardımcı olur. Ben bu sene kendim 6 tane öğrenci aldım üniversiteden. Birinci sınıfa kaydetmiş. Dedim ki 4 yıl boyunca sizlerle haftada 40 dakika toplantı yapacağız ve kariyer gelişimlerinizi takip edeceğim. Birlikte haftada 40 dakika, bazen outdoor aktivite yapıyoruz. Dışarıda bir aktivite. Bazen bir uzmanla onları işte toplantı yapıp işte soru cevap şeklinde kariyerleriyle ilgili sorular sor. Bazen o kitap okumaları yapıyoruz, ortak onları tartışıyoruz. Birlikte şehirde müze, kütüphane, öğren yeri vesaire gezmeye gidiyorlar. Ve bir takım gibi, 6 kişi birlikte bir takım gibi çalışmalar yapıyorlar ve ben bunu resmi bir şey olarak yapmıyorum. Gönüllü öğrencilere sosyal bir destek olsun. Onlar için bir sosyal sorumluluk projesi gibi. 6 tane öğrenciye gücüm yetiyor. 6'sına yapabiliyorum ve onların bir yılda geldikleri noktaya baktığımda hakikaten hiç de fena değil. 6'sı birleştiler. 6 kişiyi daha ikna ettiler. Ceplerindeki harçlıklardan çok küçük rakamlar koyup İngilizce öğretmenliği 3. sınıfta okuyan birisinde kendilerine hoca yaptılar. Mesela haftada 9 saat İngilizce dersi aldılar. Daha 1. sınıftayken yabancı dil yeterliklerini artırmak için kendileri mücadele ettiler. Başarılı olurlar veya olmazlar ama bu çocukların içinden birisi, ikisi muhakkak iyi yerlere gelecek. Ne yapıyoruz? Biz onlara cesaretlendirme yapıyoruz, teşvik ediyoruz ve yetkinlik beklentilerini yükseltmeye çalışıyoruz. Bir diğeri yetkinlik beklentisi için fizyolojik ve duyusal durumlar önemli. Mesela araba kullanmak için direksiyona oturduğumuz, eğer çarpıntı oluyorsa, heyecanlanıyorsak, zorlanıyorsak, biz o işi başarsak bile yetkinlik beklentimiz yükselmez. Aman aman bir daha yapmayayım. Evet yaptım ama bir daha yapmayayım. Çarpıntı oldu. Matematik sınavına giren bir çocuk matematik sorularını yaparken nefesi daralıyorsa, işte bunalıyorsa, duygusal anlamda olumsuz duyguları yaşıyorsa bu onun yetkinlik beklentisini düşürecektir. Ama bir performansı yaparken zaten biz ilgilere göre meslek seçin diyoruz. Aslında ilgilere göre meslek seçimi, yani sevdiğiniz işi yapın derken, çünkü bir faaliyet, bir performansı yaparken aynı zamanda fizyolojik anlamda rahat olmak, o rahatlığı yaşamak, o keyfi, o memnuniyeti, o mutluluğu yaşamak bireyin aynı zamanda yetkinlik beklentisini de yükseltiyor. Eğer bir performans yaparken kişi zorlanıyorsa, üzülüyorsa ve o performanstan mümkün mertebe başarabilse bile kaçmak isteyecek çünkü sevmiyor. Dolayısıyla yetkinlik beklentimizi bir, geçmişteki performanslarımız, iki, dolaylı öğrenme ve örnek almalarımız, modellerimiz etkiliyor. Üç, sosyal ikna, cesaretlendirme, teşvik etkiliyor. Dört, fizyolojik durumlar etkiliyor. İkinci anlamdaki kariyer yine gelişimimizi etkileyen bireysel faktörlerden, bilişsel faktörlerden ikincisi sonuç beklentisi. Yani bu çalışmanın sonunda ben ne elde edeceğim? Ben ne kazanacağım? Çünkü biz yaptığımız çalışmalarla beraber bir şeyler elde ediyoruz, değil mi? Bir resim yaptık, öğretmenin takdirini elde ediyoruz. Bir işte ödev yaptık, not dönüt olarak bize not verilecek, not alıyoruz, hocamızın takdiri gelecek vesaire vesaire. Bir kere sonuç beklentimizi ne belirliyor? Geçmişteki sonuçları anımsıyoruz. Yani daha önce acaba ben bu davranışı yaptığımda ne elde etmiştim? Ha ben geçmişte öyle bir yatırım yaptım, zarar ettim. Şimdi böyle bir yatırım yapmam diyorsa kişi, değil mi? Sonuç beklentisi düşük. Diğerlerinin sonuçlarına dikkat eder. Başkaları ne yaptığında ne elde ediyor? Mesela benden önceki sınıftaki, değil mi? Üniversitede öyle bir şey vardır. Ben de Hacettepe İlkbilim sınıfta geldiğimde
Üniversitede o zaman tabii bu kadar sosyal medya ve şey de yok. Her sınıftan birkaç kişiyle arkadaşlık kurdum hemen koridorlarda, şurada burada tanıştım. Şu hoca nasıl? Bu dersi nasıl yapıyorsunuz? İşte şu bilgiyi nereden elde ediyorsunuz? Kütüphane vesaire falan. Onların sonuçlarını öğrendim. Bazı hocalardan ne kadar çalışırsam çalışayım çok yüksek not alamayacağımı öğrendim mesela. Değil mi? O dersten yüksek bir beklenti oluşturup sonra düşük aldığımda hayal kırıklığı yaşamamamı sağladı mesela. Biz diğerlerinin sonuçlarına bakıyoruz. Mesela işte TÜBİTAK projelerine başvuruyoruz. Yani ben de çok yürütücü olarak da araştırmacı olarak da başvuru. Her yıl bir tane iki tane yazıp veriyoruz bin bir projesi. Bazıları geçiyor, bazıları kalıyor. Bazen şunu duyuyorum. Yani arkadaşlar diyorlar ki bir sürü yazan arkadaşım var geçmiyor. Çünkü sınırlı sayıda kabul var. Evet geçmeyebilir ama bu benim Ar-Ge üretme çabamı törpülememeli. Geçmese bile ben onu makaleye çeviririm. Yüksek lisans doktora tezi yaptırırım. Daha küçük projelendiririm. O projenin kalitesini arttırıp bir dahaki dönem yine veririm. Başkalarının sonuçlarına bakıp ne de olsa geçmiyor deyip benim derdim geçirmek değil. Ben o sürecin içinde olmak, proje yazıyor olmak, o dinamizmi yaşamak istiyorum akademisyen olarak. Üniversite öğrencileri için de aynı şeyi yaşatmamız lazım. Yani bizim onları süreç içerisinde sonuçlarla sonuç beklentisi içerisinde de çok fazla tutmadan yani sonuçta elde edeceği şeyin bir deneyim olduğunu yaşaması çok önemli. Hepimiz bazen yaşıyoruz. Dergilere makale gönderiyoruz, ret alıyoruz. Şu anda bizi dinliyor muhtemelen arkadaşım birisi. Uluslararası bir dergiye makale gönderdiler. Beşinci retlerini aldılar dergiden. Altıncıya gönderecekler. Çalışma güzel ama tam istedikleri şeyi koyamadılar yani bir şekilde. Onu ne yapıyor? Bak öğrenme süreci dergileri tanıyor, editörleri tanıyor. Alın bunu lisans öğrencilerimiz için uyarlayın, uyarlayalım. Başka öğrencilerin başarısızlıklarını onlar duyuyor veya bizim olumsuz duygu yaşattığımız öğrencilerin o duyguları çabuk yayılıyor üniversite içerisinde. Yayıldığında aslında hiç de öyle olmayacak. Motive olup çok güzel işler yapacak öğrenciler sırf başkalarından duydukları, başkalarının sonuçlarını göre pozisyon aldıkları için derse olan motivasyonları düşüyor, katılımları düşüyor. Dolayısıyla bizim öğrencilerdeki sonuç beklentisini de ders ve kariyerle ilgili ve meslek yani bizim onlara kazandıracağımız mesleki bilgi ve beceriyle ilgili sonuç beklentisini yüksek tutmamız lazım. PDR'ye geliyor öğrenci diyor ki hocam ben atanabilecek miyim? Birinci sınıfta gelince atanmayı düşünüyor. Diyorum ki her yıl atanan öğrenciler var. Farklı kariyer seçimlerine giden öğrenciler de var. Lisans üstü eğitime devam eden, yurt dışı eğitimlere giden, başka seçenekleri kovalayan öğrenciler de var. Akademik kariyer kovalayanlar da var. Piyasada nitelikli kişiye, nitelikli personele, nitelikli çalışana olan ihtiyaç hiçbir zaman bitmez. Sen bu niteliklere kavuşmak için neler yapacaksın diye soruyor. Sen bu piyasanın ve dünyadaki piyasanın beklentilerini karşılayacak hangi bilgi ve becerileri kazanacaksın? Değil mi? Önce yetkinliğini arttırmamız, önce onun yeterliliklerini arttırmamız, sonra sonuçlara gideceğini görmesini sağlamamız gerekiyor. Hiçbir çaba göstermeden sadece diplomayı aldım, hadi işe gideyim. Türkiye'de artık böyle bir meslek kalmadı. Evet, bizler üniversite okurken sınırlı üniversiteler vardı ve atamalar vesaire bazı konularda rahatlık vardı ama şu anda Türkiye'de 7 milyon 600 bin üniversite öğrencisi var. Tıp fakültesi bile hala iş garantisi olup olmama bir tek o kaldı zaten. Ama artık her meslekte işsiz kalma ihtimali var. O zaman yeterliliği artıracağız, kaliteyi artıracağız. Diğerlerinin sonuçlarından da etkilenmesini bakacağız. Yani azaltmaya çalışacağız. Diğerlerinin tepkilerine de dikkat eder ki ya bunu yaparsan şöyle olur, şunu yaparsan böyle olur. Ben kendim de üniversite tercihi yaparken tercihime karışmak isteyen çokça insan oldu. Akraba, aile, öğretmen vesaire ama ben şu mesleği istiyorum, PDR'yi istiyorum çünkü bu sebeplerle. Bu hayat benim, bunu ben böyle arzu ediyorum gibi şeyler söylemiştim.
Dolayısıyla bizim yani üniversitede hoca olarak da çocukların kariyerleriyle ilgili, öğrencilerin kariyerleriyle ilgili bizim tepkilerimize dikkat ettiklerini bilmemiz gerekiyor. Onların sonuç beklentilerini bizim tepkilerimiz de etkiliyor. Yani sen çok yüksekten uçuyorsun evladım, o üniversitede gidip doktora yapmak, yüksek lisans yapmak ne kadar zor biliyor musun? Dediğimizde o çocuğun belki sonuç beklentisini olumsuz etkiliyor olabiliriz. Oysa ki dünyanın her üniversitesi belli yeterlikleri sağladıktan sonra herkese açık. Yani çok taşra üniversitelerinden mezun olup yani dünyada çok iyi noktalara gelen insanlar gördüm ben. Sizler de görüyorsunuz. Veya çok merkezi üniversitelerde, saygın üniversitelerde okuyup çok iyi başarılar elde edemeyen insanlar da gördüm. Outliers diye bir kitap var. Birçoğunuz okumuşsunuzdur. Orada şey işte, Nobel ödülü alan kişilerin üniversitelerini sıralamışlar. Hiç de öyle dünyanın ilk 10'daki, ilk 20'deki üniversitelerinden Nobel alanların sayısı hiç de öyle fazla değil. Çok taşrada, çok kıyıda kalmış üniversitelerden Nobel oranlarının çok yüksek olduğunu kitapta yazıyordu. Dolayısıyla bizim üniversite hocası olarak hem arkadaşlarının tepkilerinden etkilenmelerine de imkan yani olumlu etkilenmelerine imkan sağlamamız lazım. Üçüncü bilişsel, bireysel faktörler arasında yer alan şey ise kişisel hedeflerimiz. Herkesin kişisel hedefleri vardır. Bu hedeflerden birisi geneldir. Yani seçim hedefleri. Biz alan seçeriz, meslek seçeriz mesela. Bunlar genel şeylerdir. Ama bir de performans hedeflerimiz var. Seçim hedeflerinin yanında bir de performans hedeflerimiz var. Seçtiğimiz alanda veya meslekte hangi düzeye erişmek istiyoruz? Mesela bizim bir öğrencimiz akademik kariyer yapma hedefi koyabilir kendisine. Lisansüstü eğitime devam edeceğim öğretmenim, hocam diyebilir. O onun seçim hedefi. Bakın lisansüstü eğitim gibi genel bir seçim yapıyor. Hangi alanda yapacağını da seçebilir. Pekala hangi düzeye kadar geleceksin? Yüksek lisansı bitirip bırakacak mısın? Tezsiz yüksek lisans mı yapacaksın? Doktora yapacak mısın? Hangi derslerde hangi performansları göstereceksin? Veya hangi dersleri seçeceksin gibi bir takım onların performans hedeflerini belirlemesine yardımcı olmamız gerekiyor. Tabii bunları niye anlatıyorum? Aslında üniversite hayatı, belki başta tam olarak söyleyemedim ama üniversite hayatı bireyi bir entelektüel, bir aydın, bir münevver düzeyine getirecek bir üniversal bilgiyi sağlayan bir yerdir üniversite. Ama bunun yanında bir de iş ve meslek hayatına, toplum yaşamına ve dünyadaki üretim süreçlerine olumlu katkı yapmasını da istediğimiz bir yerdir. Yani üniversite öğrencilerin sadece gidip geldiği, işte belli dersleri alıp sonra belli sınavlar içinde belli kurslara gidip puanlar alınıp iş hayatına girildiği bir yer değil. Belki iş dünyasını değiştirecek buluşları ve o felsefi altyapı oluşturacağı bir yer. Ve bazen öyle şeyler oluyor ki aslında çok başarısız veya ya bu çocuktan çok da böyle gelecekte iyi bir şey olmayabilir, iyi bir meslek elemanı olmayabilir dediğimiz kişilerin 5 yıl sonra karşımıza çok büyük başarılarla geldiğini görüyoruz. Şaşırtıyorlar bazen bizi. Sizlerin deneyimleri bizden çok 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 daha fazla. Dolayısıyla bu manada okulda, üniversitede öğrencilerin kariyer gelişimiyle ilgili her öğrenci gidip kariyer merkezlerinden günlerce, aylarca, saatlerce hizmet almıyor. Bizim onlarla iletişimimizden de onlar kariyerleriyle ilgili çıkarımlar elde ediyor. Ona verdiğimiz bir olumlu dönüt, bir olumlu geri bildirim yetkinlik beklentisini, sonuç beklentisini etkileyebiliyor. Kişisel hedeflerine katkı yapabiliyor. Ben üniversitede okurken bazı hocaların şunu dediğine şahit oldum yani. Oğlum sen sakın yüksek lisansa başvurma. Senden hayatta lisansüstü eğitim yapacak bir potansiyel görmüyorum sende dediklerine çok şahit oldum. Sırf bundan dolayı cayan insanlar gördüm yani. Bizim kimsenin yaşamında böyle bir etki yaratacak yetkimiz yok bence, hakkımız yok. Bizim her öğrencimizin gerçekliğine uygun bir kariyer hedefi belirlemesine yardımcı olma sorumluluğumuz var.
Tabii ki dersimizi layıkıyla yapacaklar. Tabii ki geçecekler. Tabii ki başarı elde edecekler. Tabii ki temel şeyleri yapacaklar ama onların biz bir mesleki geleceğe hazırlandığını da bilmemiz gerekiyor. Kameranın bu tarafına geçince süre çabuk geçiyor. Ben Mustafa Hoca ve Sedat Hoca çok uzatıyorlar diye kendi kendime düşünüyordum. Hakikaten burada olunca şunu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim. Zaman uzuyor, kusura bakmayın. Yetkinlik beklentileri dinamiktir. Başarılı yaşantılar ile yükselir, tekrarlanan başarısızlıklar ile düşer. Yani bazen çocuklarımızı alıp karşımıza, üniversite öğrencilerimizi alıp, evladım bak sen geçen yıl bu dersi aldığında şöyle yaptın, bu başarısız oldun. Bu yıl aldığın başarı, seneye ne yapacaksın? Gel bu başarısızlık hikayeni değiştirelim. Seninle yeniden bir başarı hikayesi yazalım. Var mısın buna demek lazım ya. Yani. Bunun için bir zemin inşa etmek lazım. Çünkü başarılarla yükseliyor bu. Sürekli başarısızlık yaşattığımız ve başarısız olması için de zaten onun içerisinde öyle bir inanç var. Başarılı olamayacağım diye bir inanç. O inancı içerisinde boğulup kalmasını sağlamak yerine ona bir el atıp birazdan anlatacağım. Onu oradan çıkarmaya çalışsak iyi olur. Yetkinlik beklentisi yüksek kişiler engeller karşısında sebatkardır. Zorluklar karşısında daha çok çaba sarf etmeyi severler. Sonuç beklentileri motive eder. Yani işte nasıl ki karnı acıkan birinin işte akşam yemek yiyeceğini hayal etmesi onu akşama kadar motive ediyorsa, ben şimdi üniversite hayatımda zorluk yaşıyorum, çalışıyorum ama hocalarım da beni bunun için zorluyorlar, yeterliklerimi arttırmam için. Ama sonu güzel olacak. Mezun olduğumda işte şu 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 konularda yeterli olacağım ve şuralarda şu işleri yapabileceğim. Piyasada şöyle bir şey yapabilirim veya lisansüstü eğitimde şu önceliklere kavuşabilirim diyecekler. Kişisel hedefler yine davranışlarımızı organize eder, yönlendirir ve sabırla sürdürülmesini sağlar. Hedeflerimiz kişisel kontrolleri kendi elimizde tutmak için önemli işlev görürler. Çevresel olaylar ve kişisel geçmiş kadar kişisel hedefler de motivasyon kaynağıdır. Bizi motive eder hedeflerimiz. Değil mi? Yaşamda hep hedeflerimizi biraz daha arttırarak gidiyoruz. Biraz daha arttırarak gidiyoruz. Üniversite sınavına hazırlanırken bir sınıf öğretmenliği kazansam yeter demiştim. Memur çocuğuyum. Hayatta tutunabilecek bir dalım olsun istiyordum ama sonra nasip oldu. İşte PDR'yi kazandık. İyi bir puan aldık. Hızımızı alamadık. Yüksek lisans doktora. Yani kişisel hedeflerimiz de değişiyor. Yeni yeni hedefler koymaya devam ediyoruz. Tabii bu yetkinlik beklentisi, sonuç beklentisi ve kişisel hedefler arasında dinamik ve karmaşık bir etkileşim söz konusu. Hangisi hangisini ne kadar etkiliyor? Bunlar çok birbiriyle çok yakın ve iç içe etkileşim halindeler ama bizim teorik anlamda bunu çözmeye değil, öğrenciler için yetkinlik beklentilerini, sonuç beklentini ve kişisel hedeflerini koyma noktasında rollerimi sorgulamam gerekiyor üniversite hocası olarak. Onların yetkinlik beklentilerini etkiliyorum. Onların sonuç beklentilerini etkiliyorum. Onların kişisel hedeflerini etkiliyorum. Acaba ben bunu söylediğimde onun hedefi değişir mi? Ben o hedefi değiştiren, farkında olmadan değiştiren birisi olarak 10 yıl sonra o çocuk gelse benim karşıma, hocam senin yüzünden ben bu alana yöneldim, aslında şuraya gidecektim derse ben pişmanlık duyar mıyım? Bunun hesabını vermek vicdani anlamda çok önemli. Tabii yetkinleştikçe de performans hedefleri yeniden belirleniyor. Daha pozitif sonuç beklentileri de oluşabiliyor. Şimdi birinci düzey bireyle ilgili olandı. Bakın bizim öğrencilerimizde ders içi ve ders dışında kurduğumuz bütün etkileşimlerde biz onların birinci düzey özelliklerini yani yetkinlik beklentilerini, sonuç beklentilerini ve kişisel hedeflerini etkilediğimizi bilmemiz gerekiyor. Böyle bir sorumluluğumuz var. İkincisi kuramın etkileşimli olarak ikinci bölümünde ise çevresel yani birey dışı ortamlar önemli. Burada çevresel etkiler var. Kariyer engelleri var, kariyer destekleri var. Asıl konuya yavaş yavaş böyle giriyoruz ve çok da uzayacağını zannetmiyorum ama şöyle bir toparlayayım. Yani bütün
çalışmalarda olduğu gibi psikolojik anlamda bizim kariyer süreçlerimizde bir dışsal bir içsel faktörler var. İçsel faktörlerin büyük oranda sosyal bir içsel kariyer kuramına göre konuş. Dışsal olarak da çevresel etkiler var. Yani sosyal ortamın etkisi. Sosyal ortam dediğimiz içinde bulunduğumuz aile, toplum, akraba, okul ortamı, üniversite ortamı. Bu bizi etkiliyor. Bizim ailemizden işte şu olmaz, bu olmaz diye bir takım şeyler geliyor, değil mi? O ortam bizi etkiliyor. İkincisi tabii sosyal ortamla beraber çevrenin etkisi var ama çevrenin bir objektif etkisi var, bir subjektif etkisi var. Yani biz çevreyi olduğu gibi bazen algılamıyoruz. Çevrenin bizim algıladığımız kısmıyla bizi nasıl etkilediği önemli. Nevşehir Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi çok iyi bir üniversitedir. Evet. Oradaki A, B, C, D fakülteleri ve bölümleri çok 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 iyidir. Çok iyi hocalara sahiptir. Evet. Ama bu benim hoca olarak bir algım ve inancım olabilir. Öğrencilerimin tamamı böyle algılamıyor olabilir. Onların subjektif algıları nasıl? Diyeceksiniz ki onların subjektif algıları beni ilgilendirmez. Bunu dersek zaten orada bütün kapıları kapatmış oluruz. Çünkü biz insan olarak her zaman gerçekliği, hakikati, reali olduğu gibi değil, algıladığımız gibi yorumluyoruz. Dolayısıyla da o öğrencinin o algısı ve o yorumu eğer doğru değilse onunla çalışmamız gerekiyor. Ona o algısının kanıtları olarak topladığı argümanları değiştirebileceği ortamlar ve fırsatlar yaratmamız gerekiyor. Çünkü o başkalarından etkilendi. Toplumun ön yargılarından, belki medyanın etkisinden, belki geçmiş mezunlardan, belki oraya gelip konuştuğu kişilerden etkilendi, bilmiyoruz. Belki şehirdeki esnafla yani iletişim halindeyken fikirleri değişti, bilmiyoruz. Nerede değişmişse onlar, biz o kanıtları değiştirmek için çalışmamız gerekiyor. İşte bu anlamda biz böyle bir çevresel etkiyiz aslında öğrenci için. Üniversite öğrenci için bir sosyal ortam ve bir çevre etkisi yaratıyor. Tabii uzak ve yakın çevresel etkiler var. Yakın çevresel etkiler biraz daha içinde bulunduğumuz şehir, toplumla ilgiliyken uzak yani dünya, iş piyasası, değil mi? Toplumun yapısı bunlar da etkiliyor mesela. Dışsal anlamda bireyi etkiliyor. Covid sürecinde mesela kariyer tercihleri değişti insanların. Değişiyor yani algılarımız ne yapıyor? Bizi zorlu süreçlere hazırlanma konusunda bir kere daha ikna ediyorlar. Çünkü dünyada ekonomik daralma olacak. Sonun nereye gidecek? Hep beraber bekliyoruz. Hangi meslekler ölecek, hangi meslekler doğacak bilmiyoruz. Dijitalleşiyoruz hep beraber. Dijital teknolojileri kullanıyoruz. Tabii bunların etkileri çevresel etkiler içerisinde yer alıyor. Kariyer engellerini de iki şekilde ele alabiliriz. Tabii bir sürü engel tanımlıyor teori ama biz engel kavramını bilsek bile bizim için yeter. Birincisi içsel engeller, ikincisi dışsal engeller. Yani bireysel ve çevresel engeller var. Bireysel engeller, yetenekler, ilgiler işte bunların içerisinde yer alabilir. Beceriler bunların içerisinde yer alabilir. Yine kişisel kişilik özellikleri bireysel anlamda engel olarak karşımıza çıkabilir. Mesela bir kişi işte girişimci olmak istiyordur. Bir iş yeri açmak ve orada üretim ve pazarlama yapmak istiyordur ama içe dönük birisidir, dışa dönük değildir. Ondan sonra cesur birisi değildir, daha çekingendir, daha garanticidir. Şimdi bu kişinin içsel özellikleri işte bireysel özellikleri onun için kariyer engeli teşkil ediyor. Sporcu olmak istiyorsunuz, futbolcu olmak istiyorsunuz veya basketbolcu ama boyunuz, kilonuz, fiziksel özellikleriniz yeterli değil. Yani bireysel anlamda bu özelliklere sahip değilsiniz. İşte bu sizin için bir kariyer engeli oluyor içsel anlamda. Bir diğeri de çevresel dışsal engeller. Diyelim buz hokeycisi olmak istiyorsunuz ama Türkiye'de bununla ilgili kaç tane takım var? Yok. Çevrede öyle bir fırsat yok. Yeteneğiniz, doğuştan getirdiğiniz becerileriniz olsa da öyle takımın olmaması, böyle bir ligin olmaması, işte beyzbol, Amerikan futbolu vesaire. Hani sınırlı olarak Türkiye'de takımlar var ama
toplumun böyle yatırım yaptığı bir alan değil. Hele bir de taşrada küçük bir ilde okuyor, yaşıyorsanız işte Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da tabii bu imkanlara ulaşmanız daha da zor. Çevresel engeller. Biz lise öğrencileri üzerinde de kariyer engelleriyle ilgili çalıştık. Özellikle öğretmenler çocukların kariyer engellerini ne kadar etkiliyor? Burada dinleyen yüksek lisans öğrencilerimiz hemen hatırlayacaklar. Öğretmenler de çocuklar için kariyer engeli olabiliyorlar. Yani hocanın ona söylediği bir şey çocuk için kendine olan inancı kaybetmesine sebep olduğu için öğretmeni çocuk için kariyer engeli olabiliyor. Kariyer destekleri, finansal destekler olabilir, sosyal destekler olabilir, yine var olan sabitler olabilir. Yani temel olarak birey için sağlanabilecek şeyler arasında neler var? Yani sabitler içerisinde mesela üniversitede bir kariyer merkezi varsa bu aynı zamanda onlar içerisinde yer alabilir. İşte akran, aile, toplumsal destek bu anlamda çok önemli. Kariyer gelişiminde sosyal destek çok önemli. Özellikle aile, akran desteği çok önemli. Eğitimcilerin desteği çok önemli. Öğretmen desteği. Başarılar da çok önemli. Kariyer destekleri için uygun düzenlemeler yapılabilir. Yapabiliriz. Üniversitemizi de yapabiliriz. Bilmiyorum Nevşehir, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde kariyer merkezi var mı ama zaten kariyer ofisleri kuruldu üniversitelerde. Sizin de vardır biliyorum ama burada güçlü bir kariyer hizmeti sunabilmek için bütün bölümlerin çok iyi koordine, çok iyi organize olması gerekiyor ve her hocamızın kariyer süreçleriyle ilgili de bu manada destek olma becerilerini arttırmamız gerekiyor. Belki ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili de etkileşimimiz olur. Rol model olmalıyız. Rol modelleri arttırmalıyız öğrencilerin gözünde. Kaynakları onlara seferber etmeliyiz. Kaynaklar yani illa akademik yayın kaynakları değil. İşte nedir onun adı? Staj kaynakları, Coop Education gibi mesela işbirliğine açık eğitimlerin olması, uluslararası iletişim kanallarını açmamız çok önemli. Yine çevresel düzenleme, okul içerisindeki bir takım, üniversite içerisindeki bir takım yapıları mesela düzenleyip öğrencilerin orada kendi kariyer gelişimlerini sağlayabilecekleri ortamlara erişmelerini sağlayabiliriz. Akran destek sistemi mesela kurabiliriz. Bunlar çok değerli. Şimdi gelelim bizim pandemi dönemi kariyer özellikleriyle ilgili araştırmamızın sonuçlarına. Tabii biz dediğim gibi üniversite öğrencileri bu süreçten nasıl etkilenecek? Çünkü kariyer süreçleri, travmatik süreçleri de bireyi koruyan bir faktördür. Biz işimizde çalışmıyoruz aslında. İş yeri bizim yaşam alanımız. Biz evimizde daha çok istirahat ediyoruz, dinleniyoruz. Kimimiz evimizi daha çok otel gibi kullanıyoruz. Tabii çocuklarımız var, ailemiz var vesaire ama biz iş yerimizde daha çok yaşıyoruz. İşimiz de daha çok bütünleşiyor ve orada daha çok mutluluğu arıyoruz. Dolayısıyla öğrenciler için de aynı şekilde. İş onlar için kariyer gelişiminin yegane önemli ortamı üniversite. Üniversiteyi şu anda kaybetmiş olmak bile onlar içerisinde çok ciddi bir ihtiyaç olarak karşımızda duruyor. İhtiyaçları neler? Ne tür engeller yaşıyorlar? Ne tür desteklere ihtiyaçları var? Şöyle kısaca yani bir toparlamak istiyorum. Şimdi biz öğrencilere sorduk. Dedik ki nelere ihtiyaç duyuyorsunuz bu süreçte? İhtiyaçlarınız neler? Kariyer gelişiminiz açısından. Dediler ki tabii bunlar nitel bir çalışma. Çok detaylı görüşmeler yapıldı. Saatlerce görüşmeler yapıldı. Üç tane araştırmacı bunları ayrı ayrı kodladı. O kodlar üzerinde paneller yaptık. Bunlar böyle hani genel hatlarıyla vereceğimiz ama çok özel şeyleri de yayın olarak zaten bitirmek üzereyiz. Artık yayınlandığında da ilgili hocalarımız okuyacaktır. Kariyer ihtiyaçları deyince teknolojiye çok ihtiyaç duyduklarını ifade ediyor öğrenciler. Diyorlar ki öğretmenim, hocam yani bizim yeterli düzeyde bilgisayarımız yok. Bazıları üç kardeş, beş kardeş, evde bir tane bilgisayar var. Hangisi hangisini ne zaman kullanacak? Bir tane televizyon var mesela işte
EBA'ya giriyor öğrenci oradan ama diğer kardeşi bilgisayar üzerinden girmek zorunda. Öğrenci bu anlamda teknolojik altyapısının yeterli olmadığını söylüyor. Benim teknolojik yani bilgisayara, internete bazı öğrenciler çok yani kırsalda yaşıyor ve elektrikle ilgili sorunlar yaşadığını söyleyenler bile oldu. Yani diyeceksiniz ki yani olur mu yani bu çağda da hala elektrik kesintisi vesaire. Bilmiyoruz ki öğrenci bir mezrada yaşıyor. Hakikaten yani şu anda belki kış koşulları değil ama bazı bölgelerde hala kar kalkmamış, hala belki açılmamış köyde yaşıyordu öğrenci. Dolayısıyla elektriklerin kesilmesi veya elektriğin yeterli düzeyde olmaması. Bırakın internet bağlantısını elektrikle ilgili sorun yaşadığını söyleyen üniversite öğrencimiz var. Yine rehberlik anlamında bir ihtiyaç söylüyorlar. Daha çok kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki anlamda da rehberliğe bu süreçte de ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Yani biz pandemi süreci yaşıyoruz. Bu süreçte bizim hem kişisel anlamda hem de sosyal anlamda gelişimimizi sağlayacak bir ortama ihtiyacımız var. Evdeyiz, kapalıyız, zor şartlarda yaşıyoruz. Ama üniversite olarak bu anlamda desteğe ihtiyacımız var. Pedere merkezleri burada çok etkili. Ama şöyle bir şey var. Ben üniversite pedere merkezleriyle ilgili de bir araştırmada çalışmıştım. Öğrencilerin ihtiyaç olarak rehberlik veya psikolojik danışma ihtiyaçlarını dile getirdiklerine çok şahit oluyoruz. Ama yardım arama becerileri bir o kadar gelişmiş olmayabiliyor. Dolayısıyla bizim aslında yardımı onlara arz etmemiz gerekiyor. Onlar talep etmeden arayıp bizim onlara size böyle bir yardım sunabilebiliriz dememiz gerekiyor. Çünkü bu daha çok beklenen bir şey. Bir tane öğrencimiz bu anlamda şey söylemişti. Yani hocam ben destek alsam iyi olacağını biliyorum ama istemiyorum. Pedere merkezinden birisi ama onu aradığında oradan yardım almaya daha çok gönüllü olacaktır. Bu anlamda da yani bizlerin hoca olarak keşfettiği bazı psikolojik anlamda destek ihtiyacı olan öğrencilerimiz varsa ki ayrıca kariyer ihtiyaçları arasında psikolojik destek de ihtiyacı olduğunu özel ifade eden öğrenciler de oldu. Ayrı bir şey olarak da onu açtık. Psikolojik anlamda da ihtiyaçları var. Bizim o ilgili birimle koordine olup onu oraya sevk etmemiz gerekiyor. Bu bir sorumluluk. İkincisi eğitsel konularda. Şimdi ben kendim de uzaktan eğitim dersleri yaptım. Performans ödevleri verdim. Yani dönemin başında zaten biz derslerimizin çoğunu performans ödevi yapıyorduk. Yani ödev süreç içerisinde proje geliştir, ödev hazırla, makale yaz vesaire gibi. Öğrenciler uzaktan eğitime geçince biraz zorlandılar ve ben bazı performans görevlerini nasıl yapacaklarını tek tek anlattım. Çünkü bazen öğrenci gidip YÖKTES veri tabanında nasıl tarama yapacağını bilemeyebiliyor. Konuyla ilgili o makaleye nereden ulaşacağını bilemeyebiliyor ama 2 dakika, 3 dakika içerisinde biz ona eğitsel destek sundun. Aa hocam bu kadar basit miydi diyor. Ne yapıyor bakın? Yetkinlik beklentisi, yapabileceğine olan inancı artıyor. Neyle? Bizim ona sağladığımız destekle. Dolayısıyla eğitsel konularda destek olmamız önemli. Yine mesleki anlamda kariyer süreçleriyle ilgili bilgi edinmeye ihtiyaçları var. Ne olacak? Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Özellikle mezun düzeyindeki öğrencilerin ihtiyaçları çok fazla. Akademik ihtiyaçları yine mevcut öğrencilerin bilgisayar ve internet ihtiyaçları olduğu için dolayısıyla bizim öğrencilerimizin bu manada akademik olarak desteklenmeye de ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz. Oradaki ifadeler belki yukarıdan kopyalanmış olabilir, karışıklık doğmuş olabilir ama onu birazdan düzelteceğim. Özür dilerim. Çünkü aynı şekilde olmaması gerekiyor. Akademik ihtiyaçları öğrencilerin daha çok uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili bilgilenilmeye, desteklenmeye ihtiyaçları olduğunu bize söylüyor. Ve bu manada kütüphane kullanımı, işte kaynak erişimi vesaire konusunda desteklenmesi gerekiyor diyebiliriz.
Şimdi ikinci boyutta kariyer engellerine baktığımızda çevresel kariyer engelleri ve bireysel kariyer engelleri olarak biz bunu iki boyutta ele aldık. Birincisi aile özelliklerini engel olarak görebiliyor çocuk. İşte içinde yaşadığı aile ortamında derslerine yeteri kadar zaman ayıramadığını söylüyor. İşte diyor ki 8 tane kardeşim var. 2 tanesi sınava hazırlanıyor. Biri ortaokul, biri lise, biri üniversite sınavına hazırlanıyor. Ben onların eğitimlerine bile destek olmaya çalışıyorum evde. Kendi eğitimim ikinci planda kaldı diyen öğrencilerimiz var yani burada. Bunu bir de sadece Hasan Kalyoncu değil, Türkiye'deki farklı üniversitelerde yaptık. Devlet ve özel üniversitelerde, yani vakıf üniversitelerinde yaptık. Aile özelliklerini bir engel olarak görenler var pandemi sürecinde. Yine teknolojiye erişim kısıtını burada da bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Üniversite başlığına özel olarak açtım. Orayı biraz daha derinleştirdim. Bireysel anlamda da mesela işte yaşadığı psikolojik sorunları da engel olarak gören kişiler var. Uzaktan eğitim sürecini ayrıca bir kariyer engeli olarak görenler var. Yani biz yüz yüze eğitime alışmıştık ama uzaktan eğitim yapmak zorunda kaldık. Bunu bile engel olarak görüyorlar. Kendilerine olan inançlarını kaybediyorlar. Üniversiteyi çevresel anlamda nasıl bir engel olarak görüyorlar? Ders süresini 3 saat yaptığımız dersleri 1 saate, bazı üniversiteler 15 dakikaya, 20 dakikaya düşürdüler. Bazıları uzaktan eğitim platformu kuramadılar. Değil mi? Ders sürelerini yetersiz buldu öğrenciler. Keşke hocalarımızla daha çok vakit geçirseydik dediler. Bunu bir engel olarak görüyorlar. Yetersiz destek. Yani yeterince desteklenmediğini düşünüyor üniversite tarafından. İşte teknoloji, altyapı ve benzeri konularda yeterince desteklenmediğini düşünüyor. Öğretim üyesi ve öğrencinin iletişim arasındaki iletişimin yetersizliğinden dem vuruyor bazı öğrenciler. Yani yeterli düzeyde öğretmenime ulaşamıyorum. Mail atıyorum, dönmüyor. Uzun bir süre cevap alamıyorum. Öğretim üyesini yetersiz olarak değerlendiriyor. Tabii buradaki yetersizlik şu manada, bu süreçte yaşadığımız bu süreçte teknolojiyi iyi kullanamayan hocalarımız var. Akademik anlamda yüz yüze bazen iyi şeyler anlatsa da uzaktan eğitimden kaynaklı olan bir takım şeylerle beraber hocamız akademik bilgi ve beceriyi aktarmakta zorlanıyor veya biz almakta zorlanıyoruz. Bunu bir engel olarak görüyorlar. Yeterince bilgilendirilmediğini üniversiteler tarafından, işte sorulan sorulara yanıt alınamadığını, bölüm veya anabilim dalı başkanlarına dönüş olmadığını söylüyorlar. Yine üniversiteden kaynaklı altyapı sorunlarının olduğunu, üniversitenin işte yeterli bir uzaktan eğitim platformunun olmadığını, bağlantıların koptuğunu vesaire söylüyorlar. Son olarak da yani bu kariyer engelleri dediğimiz şey, tabii bunlar algısal şeyler. Hani bunları öğrenciler böyle algıladı diye öyledir diyemeyiz. Tamamını gerçek ve hakikat olarak kabul edemeyiz ama biz nihayetinde onların algılarıyla beraber görmek ve o algıları yönetmek zorundayız ve o algıları değiştirmek zorundayız. Gerçeklik bir yerde, değil mi? Algısal bir şeydir. Daha doğrusu bu dönemde artık gerçeklik algılarla şekilleniyor. Kariyer desteği olarak da bireysel ve çevresel destek beklentileri var. Bireysel anlamda akademik gelişimlerini daha yüksek düzeye taşımak istiyorlar. Akademik olarak desteklenmek istiyorlar. Psikolojik olarak destek istiyorlar çünkü travmatik etkiler olan, bu risk durumundan etkilenenler var. Yine hobilere sarılan öğrencilerimiz var. Hobilere ulaşan, hobilerle uğraşan, sanat, spor, kitap okuma özellikle çok çıktı. Kitap okuyan öğrencilerimizin sayısı da çok fazla. Çevresel olarak da kariyer desteği olarak ne bekliyorlar? Ailelerinden destek bekliyorlar. Ailem beni anlamıyor veya ailem beni biraz daha desteklese iyi olur. İşte ablama sordum, dördüncü sınıfta o, ben 1'e gidiyorum. İşte bana şunları şunları yapmamı söyledi, ben onları yapıyorum diyor mesela. Aileden aldığı destekleri bize anlatıyor ve bu desteği öneminden bahsediyor. Arkadaş desteği, işte bu konuda deneyimli arkadaşlarımla konuştum, işte onlar bana yardımcı oluyorlar gibi şeyler söyleyenler var. Arkadaş desteği aldım.
Uzman desteği aldığını söyleyen var. Çok ilginç. Bir üniversitedeki bir öğrencimiz diyor ki daha önce böyle bir fırsatım yoktu. Amerika'daki bazı mühendislik firmalarıyla iletişime geçtim. Oradaki süreçlere, toplantılara katılıyorum diyor. Mesela bir başkası başka bir üniversitede işte şu hocanın uzaktan eğitim dersini izlemeye başladım. Bunları fırsata çeviren ve akademik uzman desteği olarak da dönüştüren öğrencilerimiz de mevcut. Tabii hepsi için bu fırsatları arttırmak, bu destekleri arttırmak hepimizin her şeyden önce bir akademik ve bir vatandaşlık sorumluluğumuz diye düşünüyorum. Ben aslında 10 sayfalık slaytta ama dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Toparlayacak olursam bizim bütün üniversitelerimizde kariyer ofisleri kuruldu. Tabii Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla beraber. Ama üniversitelerde pedere hizmetleri gibi kariyer merkezlerinin hizmetleri de daha çok başta ve bütün bölümlerin bu hizmetleri desteklemesi gerekiyor. Çünkü bir ofisteki 3 tane memur, 5 tane kariyer danışmanı, kariyer psikoloji danışmanı 10 bin, 15 bin, 20 bin öğrenciye yetecek kariyer hizmetini sunamaz. Ama biz takım halinde üniversite olarak böyle bir hizmeti sunma konusunda her birimiz küçük, orta ve üst düzey katkılar sunarsak, her birimiz uzmanlığımız ve sorumluluğumuz düzeyinde kariyer destek süreçlerine sunarsak, üniversitenin toplumsal fonksiyonunu ve evrensel fonksiyonunu da güçlendirmiş oluruz. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi, çok kıymetli vaktinizi aldım. Belki birkaç cümle de olsa faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederim gerçekten. Sabrınız için sağ olun. Evet Gökçe Hocam, sizi bekliyorum. Herhalde siz geleceksiniz. Daha önceki oturumlarda öyle oldu. Yoksa bağlantı koptu, benim haberim mi yok? Yo, bağlantınız kopmadı. Sesim gelmiyor mu? Ha şimdi geldi, evet. Buradayım hocam. 2-3 dakikadır buradayım ama herhalde sistem biraz bir geç düştü. Güzel. Ben de şey dedim, acaba hani bir kopukluk bir şey oldu da benim mi haberim yok? Kendi kendime mi konuşuyorum? Yok hocam, olur mu? Öyle bir şey olsa mutlaka uyarırız. Hocam, rektör hocamız da bağlanacak. Şeref duyarım tabii ki. Ama bir sıkıntımız var. Hocamızın internetinde bir problem oldu. O yüzden cep telefonu da bağlanmıştı. Şimdi davet yolladım kendisine. Fakat kamerasında sorun veriyor. Evet. Kamera bağlantısında sorun verdi hocam. Biz buradan devam edelim. Hocalarımızdan soruları olanlar varsa onları açalım. Bu sırada ben rektör hocamızı bağlamaya çalışayım yayına. Ben sohbet kısmını göremedim ama herhalde burada bir sohbet kısmı da Evet var, hocam. değil mi? Aşağıda konuşma balonları var. Onlara tıklarsanız belki sizde katılımcılar tıklı kalmıştır. En başta. Solda en başta. Ha, evet, ha, tamam. Burada hocalarımızın yazdıklarını görebilirsiniz. Yani sizin pedere bölümünüz de var tabii, orada özel olarak çalışan hocalarımız da var. Var hocam. Feride Bacanlı hocanın ismi geçmiş. Doktora da ders aldım Gazi'de. Onlarla beraber proje de yaptık. Feride hocamlar bizim, onlar büyüklerimiz, hocalarımız. Biz de onların izinde gitmeye çalışıyoruz. Kariyer merkezi olduğu yazılmış. Evet. Evet, Aziz Güzel Gökhan olduğunu hocamın bir söyledi. sorusu var hocam. Tabii ki hocam. Buyurun lütfen. Öğrencilerin kariyer hedefleriyle işletmelerin kariyer teşvik çalışmaları arasında üniversiteler katalizör veya aracı bir rol üstlenebilir mi? Türkiye'deki üniversitelerin bu anlamda yaptıkları çalışmaları yeterli midir? Hocam şimdi sadece üniversitelerin değil, çok güzel bir soru. Biz eğitim kurumları olarak toplumsal yaşamın dışında steril ortamlarda öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama onlar piyasa koşulları, işte işletmelerin veya piyasanın ihtiyacı olan bilgi ve beceriyi her zaman üniversitede göremeyebiliyoruz. Piyasanın ihtiyaçlarını tam olarak okuyamayabiliyoruz. Ama bizim bu anlamda daha güçlü çalışmalara ihtiyacımız var.
Yeni eğitim modelleri belki geliştirmeye de ihtiyacımız var. Türkiye olarak daha bu konuda çok çok zayıfız. Gerçekten üniversiteden mezun ettiğimiz arkadaşlar nasıl iş arayacaklarını bilmiyorlar. Rehberleri versek de, CV hazırlama eğitimleri versek de, görüşme tekniklerini öğretsek de onlar bu manada gittikleri zaman şeyi tam olarak kurgulayamıyorlar. Yani piyasada onlara düşük ücret teklif edildiğinde ne yapacaklarını bilemeyebiliyorlar. Dolayısıyla veya bir girişimde bulunacak, bunun için nasıl bir altyapıya ihtiyacı olduğunu bilmiyor. İşte KOSGEB teşvikleri, İşkur teşvikleri veya proje teşviki veren bir takım kurumlardan haberdar olamayabiliyorlar. Dolayısıyla bizim evet kariyer merkezleri veya kariyer ofisleri bir ortak bir sorumluluğu alabilir. Fakültelere bunu bu manada dağıtabilir ama asıl üniversitelerin hem piyasanın ihtiyaçlarını keşfedip hem de o ihtiyaca dönük kendi akademik süreçlerine de taviz vermeden o piyasanın ihtiyaçlarına dönük bir çalışmayı sürdürmesi çok değerli, çok önemli. Mesela yani bizim üniversitemizde bazı özellikle mühendislik bölümlerinde co-education var. Cooperative Education. Orada ne yapıyor? Öğrenci bir yılını iş piyasasında geçiriyor. Türkiye'de veya dünyada herhangi bir firmada gidip bir yıl çalışıyor. Ve bir kısmı çalıştığı firmada kalıyor artık. Veya oradan hangi firmalara gidebileceğini buluyor. Tabii bizim burada bölüm bölüm ele almamız gerekiyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde başka, teknoloji veya işte mühendislik fakültelerinde başka, eğitim fakültelerinde başka modelleri denememiz gerekiyor. Tek bir bakış açısıyla sadece işe yerleştirme anlamında da bakmamamız gerekiyor. Çünkü üniversitelerin de aynı zamanda piyasaları yönetecek, piyasaların var olan koşullarını değiştirip dönüştürecek güçlü akademik donanıma ve uygulama bilgisine sahip bireyler yetiştirmesi gerekiyor. Evet, üniversite sektörü burada üniversitelerin burada fonksiyonlarını çok daha fazla arttırması gerekiyor hocam. Ben soru için çok teşekkür ederim. Gerçekten müthiş bir açıklama hocam, fırsatı oldu. Devamı da geliyor. Bir sorumuz daha var. Filiz hocamızın bir sorusu var. Mentor danışmanlık evet. Çok hoşuma gitti açıkçası. Mentorluk yaptığınız öğrencilerin seçimini nasıl yapıyorsunuz diye sorar Filiz hocamız. Hocam okul açıldığında duyuru yaptım. Oradan başvuru yapan öğrencilerden ilk 6 başvuru yapana ilk 5'e almıştım. Sonra bir kişi daha geldi. Kıramadım. 6'ya çıktı. Ama o 6 kişi aslında onlar bir yandan da akran danışmanlığı yapıyor diğer arkadaşlarına. İşte dil kursuna yazılırken yanlarına birilerini çekiyorlar. İşte bir yere geziye giderken mesela işte Mozaik Müzesi'ne gittiler ve bir gün Mozaik Müzesi'nde geçirdiler. Bu tür organizasyonları yaparken yanına birilerini alabiliyorlar. Ama o 6 kişiyi ben çekirdek kadro olarak hep korumaya çalışıyorum. Yüksek lisans öğrencilerimiz de mesela bu yıl yani bir yılda toplamda ürün olarak 7 tane makale çalışması tamamlamak üzereyiz. Yani bitiyor makaleler. Bir tane de kitap projesi bitiriyoruz mesela. 6 kişi, bir de ben 7, bir de doktor öğrencimiz var. 8 kişiyiz. 8 kişi ne yapıyoruz? Derste sadece ders anlatıp ders dinleyen rolünden çıktık. Birlikte hedef koyuyoruz, küçük hedefler koyuyoruz. O hedefleri başardıkça onları makaleleştirmeye, yayınlaştırmaya, daha lisansüstü eğitimin başında 2 tane, 3 tane makale deneyimini yaşayan, geri bildirim alan bir lisansüstü öğrencisi. Dolayısıyla akademik kariyeri için tezini yazarken zorlanmayacak, kendi başına yayın yaparken zorlanmayacak, doktora için motivasyonu artacak, yetkinlik beklentisi arttığı için sonuç beklentisi artacak. Ve o hedeflerini etkileyecek ve belki yüksek lisansı bittiğinde 2-3 makale işte bir kitap bölümünde yer alacak. Ondan sonra da üniversitelerde akademisyen olmak için kendinde şey bulacak, cesaret bulacak ve oralara başvuracak. Tek ya bizim güçlü öğrenciler yetiştirmemiz lazım. Her birimizin bu manada sadece lisans düzeyinde değil, lisans düzeyinde de mentörlüğü bir eğitim modeli olarak kullanmamız lazım ama tabii burada benim yüküm de önemli. Benim bir sürü farklı işlerim de var. Yani üniversitede eğitim sadece öğrenci yetiştirmiyoruz. Projelerde çalışıyoruz, yayın yapıyoruz.
Ama haftada 40 dakika mı, 50 dakika mı o öğrencilerime ayırabilirim. Yani bir kahve saatini öğrencilerimle beraber geçiririm. Bazen kampüste onlarla gezebilirim. Bazen birlikte yemeğe gidebilirim. Bazen işte bir uzmanla konuşabiliriz. Dolayısıyla ama bölümde 10 tane akademisyeniz, herkes 6'şar kişi olsa 60 kişiyle birebir de hem de ilgilenmiş oluruz. Değil mi? Ne kadar güzel olur. Bazen takıldığı yerde ben bunu nasıl yapabilirim diye dönüp bana sorabilir. Ben onun bu manada gelişimine de yeni okumalar yapmasına da yardımcı olabilirim. Geçen hafta Sedat Hocam da aslında akademisyenlerin işbirliği için mentorluk sisteminden bahsetmişti. Orada akademisyen Evet. mentorluğu vardı ama bu hafta da öğrenci akademisyen mentorluk sürecinden bahsetmiş olduk biraz aslında. Yine Evet, çok güzel. evet, O tecrübeli hocalarımızın genç hocalara. tecrübesiz ya veya göreve yeni başlayan genç hocalarımıza rehberliğinden bahsetmişti. Evet. Yani burada zaten rehberlik hani bunu profesyonel anlamda bir rehberlik süreci gibi değil yani rehberlik etmemiz gerekiyor zaten öğrencilerimize. Doğrusu o. İBF öğrencileri çok kaygılı diyor hocam Şükrü Evet, hocam. tam onu okuyordum. Hocamın Hakikaten yorumunu. çok güzel. Mesela ben 2000 yılında üniversiteye hazırlanırken İBF'ler çok revaçta fakültelerdi. Oradan mezun işte kaymakam devlet kurumlarında çok iyi yerlerde sınavlar sonrasında giriş oluyordu. Bu dönemde hocam bütün fakültelerde aynı kariyer engelleri var. Mesela ben PDR'yi ilk kazandığımda 2001 yılında atama sorunu yoktu ama şu anda bizde de atama sorunu var. Türkiye'de artık meslekler bu anlamda üniversite mezununa doydu. Ama piyasada sadece diploma değil, yabancı dil gibi mesela Türkiye yeterlikler çerçevesi var. Orada 8 tane yeterlik tanımlanıyor. Onlardan birisi yabancı dil, birisi ana dil yeterli, işte birisi öğrenmeyi öğrenme, matematik yeterli, teknoloji vesaire. Yani böyle 8 tane yeterlikten bahsediyor. Bizim aslında kariyer desteği sunacağımız kişilerin yeterliliklerini yükseltmeye çalışmamız gerekiyor. Biz 60 tane öğrencimizi de akademik kariyere yönlendiremeyiz. Yani o zaman Türkiye'deki 10 bin öğrenciyi, yani PDL'de diyelim şu anda 10 bin öğrenci varsa hepsini akademik kariyere yönlendiremeyiz. Ama piyasada uygun ihtiyaçlar olan bölümlere yönlendirecek ve aynı zamanda onların da kariyer hedefleriyle bütünleşecek hedefleri inşa etmelerini sağlayabiliriz. Hocam, Dolayısıyla belki fakülte bazında da özel çalışmalar yapılabilir. özür diliyorum. Şevki Hocam yine YKS sınavı öğrencilerin kariyerini nasıl etkiliyor diye bir soru yöneltmiş. Bakalım. Şevki Hocam mı? Evet. Şevki Hoca dediniz değil mi? Şevki Özgener Hocam. YKS sınavı öğrencilerin kariyerini nasıl etkiliyor? Yani bu Türkiye'de değil dünyada da hani üniversitelere talep çok fazla ve dolayısıyla sınavsız bir sistem mümkün değil. Şu anda görünmüyor. Yani yakın gelecekte de sınavın böyle komple kalkacağını düşünmüyorum. Tabii burada üniversitelerin sayısının artması, toplumun bu anlamda daha güçlü olması çok değerli. Ancak ondan sonra belki bir yani daha adil ve bireylerin ilgi ve ihtiyaçlarına dönük, toplumun da ihtiyaçlarına dönük bir şey olabilir. Yani sınav burada ben sınavı şöyle araç olarak görüyorum. Ben de girdim o sınava. Dördüncü girişimde kazandım üniversite. İlk üçünde istediğim başarıları elde edememiştim. Ama dördüncü girişimde gerçekten hedefimi yüksek tuttum. Türkiye'de ilk 7.000'e girdim. 7.000. olarak üniversiteye girdim. Daha önceki yıllarda 100.000'lerde, 80.000'lerde falandım. Ki o zaman bu kadar giren de yoktu. Yani 800-900 bin kişi giriyordu. Ne oldu? O hedefi koydum. Gece gündüz çalıştım. Oradaki dersleri çok iyi veya çok kötü yapmak benim ne sağladı bana? Ben oradaki öğrendiğim matematiği hem KPSS'de hem de LES sınavında kullandım. ALES oldu sonradan. O sınavlarda kullandım. Ama oradaki matematiği istatistik dersinde de kullandım üniversitede. Şimdi araştırmalarımızda işte istatistik vesaire yaparken kullanıyoruz. Onlar yani bir
Bir basamak, bir geçiş. Tabii ki sınavın kendisi de bir engel. O engeli atlamak gerekiyor. YKS'de bu anlamda bir engel olarak bizim karşımızda duruyor. Maalesef. Bir başka soru Recep Hoca'dan geldi. Evet. Değişen sistemde iş alanları Değişen belli olmadan. sistemde hiç. Evet. Sistem ya şimdi piyasada her zaman belirsizlik var diyorum ya, dinamik bir piyasaya statik bir adam yetiştiremeyiz. Yani bizim kafamızdaki meslek elemanı şablonuna bütün öğrencilere uydurmaya çalışmamamız gerekiyor. Bizim birinci sınıfta gelen çocuğun kariyer hedeflerini koymasına ve o hedefler için ilgili olan yetkinliklerini, yeterliklerini geliştirmesine, tabii sadece inancını, ya ben uzay mekiği kullanırım diye inanmak yetmez. Onun bir de teknik bilgisiyle donanmak gerekir. İnanç önemli ama yeterli değil. Dolayısıyla o teknik bilgiyi de kazanabilecek. O teknik bilgiyle beraber iş piyasasında da bir takım iş kollarında yer alacağını göstermemiz gerekiyor. Hilmi Ziya Ülken Eğitim Felsefesi kitabında öyle bir ifadesi vardı. Onu burada vurgulayayım. Diyor ki okulda başarılı olan çocukların hayatta başarılı olacağını, okulda başarısız olan çocukların da hayatta başarısız olacağının beklenmesi kadar yanlış bir şey yoktur diyor. Okul en nihayetinde steril bir ortamdır. Hayatın bütün risklerini içinde barındırmaz. Dolayısıyla okulda başarılı olan çocuklar hayatın riskleri karşısında başarısız olabilirler veya hayatta başarılı olabilecek riskleri göze alabilecek kişiler okulda başarısız olabilirler. Bizim bu anlamda hani zaten dünyada da buna gidiyor. Bireysel kariyer yönetim sistemleri aslında üzerinde duruyor çalışmalar. Bizim üniversite olarak da kişilerin bireysel anlamda kariyerlerini yönetecek bir onlarla etkileşim içinde olmamız gerekiyor. Dolayısıyla benim sınıfa girip amfide 100 kişiye, 150 kişiye seslenirken böyle işte kariyeriniz için hedefinizi şöyle tutun, böyle tutun dememin aslında bir genelde önemi olmuyor. Ama bir öğrenciyle 1 dakika konuşmak, sen gelecekte ne yapmak istiyorsun diye sormak, onu düşünmeye, hocam ben bunu hiç düşünmedim, daha ikinci sınıfım diyor. Diyorum ki sen ikinci sınıftaki bir kişinin kariyer geleceğiyle ilgili bir şey düşünmeyeceğini düşünüyorsun. Yani ikinci sınıftaki bir öğrenci kariyeriyle ilgili bir şey düşünmez demek istiyorsun. Doğru mu anladım diyorum. Evet hocam daha ikiyim, daha dörde çok var diyor. Pekala işte dördüncü sınıftaki kimseyle görüştün mü diyorum. Hayır diyor. Onların ikinci sınıftakilere neler tavsiye ettiğini bir öğrensen mesela bugün senin işine yarar mı diyorum. İstersen sen dördüncü sınıftan bir iki kişiyle görüş. Haftaya gel bir 5 dakika bunun üzerinde sohbet edelim diyorum. O gidiyor 2 kişiyle görüşüyor, 3 kişiyle görüşüyor. Aa diyor ben hiç böyle düşünmemiştim diyor. Yani aslında benim şu anda yapmam gereken bazı şeyler varmış diyor. Bakın o etkileşim neye dönüşüyor? Hedef koymaya, arayışa dönüşüyor. Ama ikinci sınıftayım yapmayayım, üçte yapmayayım. Ben ikinci sınıftayken yazın İngilizce kursuna gitmiştim lisansüstü eğitim yapmak için. Altyapı hazırlığındaydım. Lisansüstü eğitimi nerede öğrendim? Üniversite birinci sınıftayız. Daha önce üniversite okumuş bir arkadaşım vardı. Şimdi o da 19 Mayıs Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde hoca. Ona dedim ki yanımda oturuyor sırada. Dedim ki bu hocalar derse gelip gidiyorlar ama bu hocalar nerede yetiştiler? Nasıl yetiştiler diye sordum. Dedi üniversite bitince yüksek lisans var, doktora var. Ben yapabilir miyim bunu dedim ya benim ailem hani özel bir aileden falan yani hani çok büyüttüğümüz bir şey çünkü üniversite hocası hele 90'lı yıllarda değil mi 2000'li yıllarda. Nasıl olabilirim falan. O bana anlattı. Sonra ben dedim ki o zaman ben hemen İngilizce öğreneyim. Olur mu? Olur. İngilizce öğrenmeye başladım. Yazın kurslara gittim vesaire. Öyle başladı serüvenim. Eğer ben o hocayı görmesem, o öğrenciye sormasaydım ki o zaman Hacettepe Üniversitesi'nin bile kariyer merkezi yoktu yani. Dolayısıyla bizim hasbelkader kendimiz de hasbelkader yollarımızı bulduk. Öğrencilerimiz için bu anlamda ciddi bir destek ve rehberlik üretmeye ihtiyacımız var. Hocam bir sorumuz daha var izninizle. Serap hocamız soruyor. Öncelikle teşekkürlerini iletiyor size. Öğrencilerin kariyer hazırlığı ve somut sonuçlar elde edebilmemiz için yüksek öğretimin de
yapısal değişime gitmesi gerekir diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi çevresel etkiler dedim, özellikle de bu sayfayı açtım slide'da. Orada tabii ki uzak ve yakın çevre çok önemli. YÖK'ün yapısı, bir takım kanuni düzenlemeler, işte ülkenin içinde bulunduğu şartlar, ülkenin coğrafi konumu vesaire, bunlar çok önemli. Ama bir şey söyleyeyim, mesela bu çevreyi değiştirmek bizim elimizde mi? Öğrencinin elinde mi? Bu kanunu çıkarmak, bu yönetmeliği çıkarmak, bu sistemi dönüştürmek elinde mi? Değil. Elimizde olan ne? Daha çok bireysel ve içsel özelliklerimizi inşa etmek. Evet, bizim değiştirebileceğimiz bir çevre var. Çevreyi de değiştirmemiz gerekir ama bunun için ne yapacak? Ne yapacağız? Hep beraber o dönüşümü sağlayabilecek politikaların geliştirilmesi için de hem araştırmalarla, hem bilgi notlarıyla, yönlendirmelerle, hem projelerle ilgili kurumları da yönlendirmemiz ve bilgilendirmemiz gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Hakikaten çok güçlü hocalarımız da var. Ama daha akademi, yani akademi dünyasında da kariyerle ilgili çalışmalar daha tam doymuş değil ve bu ihtiyaç tam olarak böyle dört başı mamur yazılıp çizilmiş, ortaya konmuş bir şeydi. Çünkü mesela bir ailenin mutlu olması için yapılacak şeyler bugünden yarına çok değişmez. Hatta tarih boyunca aile özelliklerini incelerseniz çok değişmemiştir. Ailelerde işte sevgi, bağlılık, işte hoşgörü, bir takım şeyler olur. Ailelerin kullandıkları mobilyaların biçimi değişmiştir. Evlilik, evlenme biçimleri değişmiştir ama aile içerisindeki çocuk sahibi olma, çocuk yetiştirme tutumları bile değişmemiştir. Ama piyasa her 30 yılda, her 40 yılda bir komple yenileniyor. Dün olan firmalar bugün yok. Bugün çıkan firmalar, dünyanın birincisi olan firmalar 10 yıl önce, 20 yıl önce yoktu yani. Olmayan şeyler geliyor, olanlar buharlaşıyor. Dolayısıyla bu kadar hızlı değişen bir iş dünyası, bu kadar hızlı değişen bir çalışma dünyası değişiyor. Bakın, okullar mesela değişmiyor. Okulların sıraları hala arka arkaya dizili. Hala tahta sıra, hala siyah tahta değilse çok çok beyaz tahta var ama bir tahta var yani. Ama okul gidip yerine başka bir kurum gelmiyor veya başka bir şey gelmiyor. Ama sektörler öyle değil işte. İş piyasasında o sektörler gidiyor, yerine yeni sektörler geliyor. Çok dinamik, çok değişken. Dolayısıyla da bu değişim, dönüşüme hazır olmamız gerekiyor. Bizim de yani ben şunu söylüyorum, hani kimse yanlış anlamasın, kendime söylüyorum. Bugün üniversitem bana dese ki ya seninle çalışmak istemiyoruz, ben acaba piyasada kendi mesleki bilgimle bir şirket açıp onu yönetebilir miyim? Veya bir firmada kendim orada çalışabilir miyim? Yani ben alanımda profesör olabilirim, doçent olabilirim, araştırma görevlisi olabilirim ama ben hep bu soruyu kendime soruyorum. İş piyasasında bugün akademisyenlik yapmayacaksın artık derse bana, diyelim devlet dedi ki Hasan'cığım kusura bakma, daha iyi akademisyenler yetişti. Sen işte bir dili yarım yamalak biliyorsun. Biz üç dil bilen akademisyenler yetiştirdik. Kusura bakma dedi, yani hiç bunun için başka bir gerekçe olmasına bile gerek yok. Yani benden daha iyisini bulsa, ben vakıf üniversitesinde çalışıyorum, tabii ki benim işime çok rahatlıkla son verir. Ben piyasada hemen iş bulabilir miyim? Ki ben Gazi'de 33. maddedeydim, çakılı kadrodaydım kadro. İstifa ettim, özele geçtim. Dedim ben devlette ömür boyu çalışıp 40 yıl emekli olmak istemiyorum. Bu riski alacağım. Bu ne yapıyor? Bakın, bizi de değiştiriyor, dönüştürüyor. Bu dinamik, bu dinamizmi daha yakından hissediyoruz vakıf üniversitelerinde. Piyasanın değişimini, ortamın değişimini daha iyi kokluyoruz. Ve ben yarın işsiz kalırsam şunu şunu A, B, C planlarım var. Söylemeyeceğim ama A, B, C planlarım var. Hiç olmazsa pide ustalığım var. Samsun pidesini bilen hocalarımız vardır. İllaki yolu düşüp geçmişlerdir. Samsun pidesi ustalığım var. Hiç olmadı bir pide salonu açarım. Orada pide yapar, kıymalı yapar, yerim yani. Ama 10 yaşından beri çalışıyorum Gökçe Hocam. Hocam yani bu... 10 yaşından beri çalışıyorum ben.
Efendim sesinizi Altın alamadım. Çok bilezik özür bu. dilerim. Ben de düşünürüm bazen. Hani hoca olmasaydım ne yapardım, nasıl bir iş yapardım, nerede çalışırdım diye sıklıkla düşünürüm ben de. Sanırım piyasada bir Yani ya da evet ya da Nevşehir'in turistik özellikleri çok yüksek. Nevşehir'e iç turizmi canlandıracak mesela böyle peribacalarına, işte Ihlara Vadisi'ne böyle turlar düzenlerim Karadeniz'den. Hadi gelin sizi dünyanın en güzel yerlerine götüreceğim diye. Böyle 10 kişi 20 kişi yani yapılabilecek o kadar çok iş var aslında piyasada ama bunları oturup organize etmek gerekiyor. Bakın Türk kahvesi diye övünüyoruz ama X firması geliyor 10 kuruşluk kahveyi bize 10 liraya satıyor. Sağladığı şey değil. Markalaşıyor adam. Ekip olarak çalışıyorlar. Şimdi Amerikan Ticaret Bakanı Türkiye'ye gelmişti. Dedi ki Türkiye'de çok güzel firmalar var ama siz dedi 2-3 firma bir araya gelip güçlü firmalar kuramıyorsunuz. Evet biz 2-3 kardeş bir araya gelip aile şirketini bile yönetemiyoruz. 2-3 akademisyen bir araya gelip bir proje bir makale yazamıyoruz. 2-3 arkadaş bir araya gelip girişim yapamıyoruz. Ondan sonra da yani çok yayın yapsak da çok şey yapsak da bir patent üretemiyoruz. Bizim sadece yani akademisyenler olarak da aslında bu kariyer desteklerini sorgulamamız gerekiyor. Yanımızdaki odadaki arkadaşla bir araya gelip ya biz 40 yıldır burada çalışıyoruz. Seninle çok iyi dostluk veya çok kötü çalışma arkadaşlığı yaptık. Gel bunları bir kenara bırakalım. Hadi gel beraber bir proje yazalım. Avrupa Birliği projesi yazalım. TÜBİTAK projesi yazalım. Ya da sen A konusunu çalışıyorsun, ben B konusunu. Hadi gel bunların kesişim kümesini bulup ortak bir makale yapalım. Sen bir doktora öğrencini al, ben bir yüksek lisans öğrencimi alayım. Hadi 4 kişi beraber bir çalışma yapalım. Bakın bunlar da kariyer destekleridir. Bizim o işbirliğimiz, ben sarışınım, siz esmersiniz, öbürü kumral. Yani Amerika'da ırkçılık mesela görüyoruz. Çok kötü bir şey ki bunlar işte bizim değiştiremeyeceğimiz özellikler. Biz insanların fikirleriyle, renkleriyle, inançlarıyla, giyim tarzlarıyla, saçıyla, ne bileyim kılığıyla uğraşmak yerine biz insanlarla beraber ortak bir şey üretmeye çalışalım. Eşim A köyünden, ben B köyündeniz veya A şehrinden, B şehrinden ne yapıyoruz? Aile olarak bir araya geliyoruz. Değil mi? Ortak üretim yapıyoruz, ortak ilişki kuruyoruz. Sonra işte çocuklarımız oluyor vesaire falan derken ne yapıyoruz? Hep beraber geleceğe doğru gidiyoruz. Yani böyle bizim işbirliği ve organizasyon yeteneğimiz tarih boyunca çok güçlüdür. Biraz tarih de okumaya çalışıyorum. Bu gücümüzü ama bugün maalesef kaybediyoruz. Yani kapitalizm bizi bireyselleştiriyor ve İşte o hocanın şu özelliğini beğenmiyoruz, bu hocanın bu özelliğini beğenmiyoruz. Çalışamıyoruz onlarla. İnanın ben yani böyle çok farklı şehirlerde çalışan, hiç daha düşüncesini, inancını bilmediğim insanlarla oturup projelerde çalışıyorum. Hiç de merak etmiyorum ama kendimi de gizlemiyorum. Olduğum gibi iletişim kuruyorum. Çok da güzel dostluklar, arkadaşlıklar kuruyoruz yani. Çok da güzel çalışmalar yapıyoruz. Zenginleşiyor hem. Bence bunları deneyebiliriz ve çok yani mesela Avrupa Birliği projelerinde çok ciddi kaynaklar var. Bilmiyorum pandemi sonrası yine bu kariyer destekleri olacak mı proje destekleri? İnanın deneyimli bir iki hocayla beraber Avrupa Birliği projesi yapmaya başladığımızda bir iki araştırma görevlisi arkadaşı o projelere entegre ettiğimizde ülkemize çok büyük katkı yapacağız. Bizim şimdiki hedefimiz yüksek lisans öğrencilerimiz burada dinliyorlar. Bana da arada mesaj atıyorlar buradan okuyamıyorum ama şimdi ilk hedefimiz ilk başvuruda TÜBİTAK 1001'e proje yazmak. Yazın 2 ay boyunca TÜBİTAK 1001 projesi yazacağız. Hedef koyduk. Ne olacak? Proje geçmeyebilir ama proje yazma deneyimleri olacak. Ben bir proje yazdım, onun içinde bulundum diyecekler. Bunu yaptığında ne yapıyor? Bakın o da 6 kişi. İnanın memleketleri farklı, kültürleri farklı ama bir araya gelip takım olarak çalışıyor. Bizim bu beceriyi arttırmamız gerekiyor akademide de. Tabii ben rektörümüz katılacak diye böyle biraz da
şey yapıyorum ama hocam rektör hocamızın maalesef istediğiniz zaman bitirebiliriz. Evet. Çok selamlarını iletiyor. Çok teşekkür ediyor size. Aleykümselam. Böyle bir aksaklık oldu. Bugün özür diliyoruz. Hocamızın internet bağlantısında sorun oldu. Benim iletmemi rica ediyorum. Yani ben üniversitenizin bir mensubu değilim ama gönüllü bir mensubuyum. Hakikaten Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi ben inanıyorum ki yakın zamanda çok hızlı yol alacak, çok güzel noktalara erişecek. Bu dinamizm, bu işbirliği oluşacak. Tabii burada hepimize sorumluluk düşüyor. Dünde kaldı cancağızım, yeni günde yeni bir şey söylemek lazım diyor ya. Bunu üretmemiz lazım. Şu kısa ömrümüzü de güzel işlerle harcamamız lazım. Bunun için de ben de bir kardeşiniz olarak, bir arkadaşınız olarak bilgiye, deneyim paylaşmak için her zaman hazırım. Mailde de ulaşabilir hocalarımız. Bunu seve seve yaparım. Öğrencilerimizle de iletişime geçerim. Ne konuda elimden ne gelirse destek olmaya hazırım. Ben de çünkü oradan çok şey öğreneceğimi biliyorum. Nevşehir'den çok şey kazanacağımı biliyorum. Hocam her zaman ağırlamak isteriz. Lütfen bu pandemi döneminden sonra mümkünse burada da ağırlamak isteriz. Katkılarınız için çok teşekkür İnşallah. Ediyoruz hocam. Sonraki eğitimlerde de seminerlerde de yine buluşmak istiyoruz bu süreçte. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Saygılar. Ben de tüm hürmetler. Çok sağ olun. Haftaya yeni eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar.